Bu arada ben her zamanki gibi kayıt tuşuna bastım. Bu söyleşilerimiz kaydediliyor. Daha sonra bunları YouTube'da paylaşıyoruz. Bize böyle canlı sunumlarımıza, söyleşilerimize katılamayan arkadaşlar oradan izleme şansı yakalıyorlar. Ali, burada mısın? Buradayım abi, aynen. Selamlar. Hoş geldin. Şimdi birazdan sözü sana vereceğim. Ama ondan önce bayramımızı kutlamak istiyorum. Atatürk'ü anma. Gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun hepimize. Sevgili Ateş abi, sözü biraz sana vermek istiyorum. Sen de bir şöyle bir Ali'ye, sevgili Ali'ye hoş geldin de. Sonra da Ali'ye vereyim. Ali devam etsin. Peki, teşekkür ederim Murathan. Hem Ali'ye hem arkadaşlara hoş geldiniz diyeyim. Ali'nin bugünkü sunumu bizim için bir yeni deneyim olacak. Biz hep fotoğraf üzerinden gittik. Bugün video üzerinden yeni bir bakış açısı gelecek. Merakla bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ali'ye sözü ona bırakalım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Yani benim için de güzel bir deneyim olacak gibi. Bugün bahsettiğiniz gibi birkaç video göstermeyi de düşünüyorum sunum aralarında. Ama video gösterirken Zoom'da bazen takılmalar olabiliyor. Eğer öyle olursa beni uyarın lütfen. Hani çok fazla o işkenceyi size yaşatmayayım. Videoları hızlı hızlı geçip konuşmaya devam ederiz. Ben de herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Atatürk Anma Bayramı'nı kutluyorum. Aynı zamanda da Kadir Gecesi'ni kutlamak istiyorum buradan herkesin. Çok uzun bir sunum yapmak istemiyorum. Murathan abiye de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Aynen. Bu arada hani burada bazen işte abi dememe şeyi oluyor ama Murathan abiye benim abi dememe ihtimalim yok. Kendisi hem Kadıköy Anadolu'dan hem İTÜ'den üst devrem. Hem de senin yani benim hatırlayamayacağın günlerden belki de. Kesinlikle. Değil mi tanışıklığımız? Aynen. Yani ben bildim bileli bir Murathan abi vardır hayatımda. Ondan sonra Ateş Bey'le de, Ateş Hoca'yla da işte dayımın yanında Ethem Efendi'deki dükkanına giderdim. O beni belki hatırlamaz ama ben her zaman yani oraya gitmek benim için böyle nasıl diyeyim bir çocuğun hayal edemediği kadar güzel, büyük bir büyülü bir dünyaydı yani o dükkan. Hala bir davuş dükkanına, bir yere işte Ateş Hoca'nın çok oldu belki yine dayıma gideli ama dükkanına gittiğim zaman hala o duyguları yaşamaya çalışıyorum. Onlar bir yerden hala geliyor yani. Evet. O açıdan çok şanslı bir şeyim oldu, çocukluğum oldu. Yavaş yavaş istiyorsan Murathan abi şeye geçebilirim. Geçme, biraz sohbet edeceğiz seninle. Tamam. Yoracağım seni biraz. Hocam, katılanlarımız da devam ediyor. Süper. Tabii tabii. Şimdi Ali, ben hani böyle biraz sohbet edelim, sunuma öyle başla. Tamam. Biz şimdi Ateş Hocam'ın da söylediği gibi şimdiye kadar hep fotoğraf üzerine konuştuk. Genelde de fotoğrafçıyız. Ama arada bir hani böyle film çekenlerde, senin gibi video çekenlerde oluyor. Şimdi bize kendi açından bir fotoğrafla, yani bu su altı ya da su üstü fark etmiyor. Yani önce hep diyoruz ya biz fotoğrafçıyız ya da sinemacıyız ya da videocuyuz, nasıl adlandırırsak. Ondan sonra su altında bunu yapabilen kişileriz diyoruz. Bu ayrımı kendi açından yapabilir misin? Hem kendi tercihlerin doğrultusunda da yapabilirsin. Hem de kendince bir tanımı yapabilirsin. Fotoğraf ve videonun ya da filmin farkını yönelik. Yani sualtı videocusu olarak görmek benim açımdan şu an kendimi gerçekten bayağı zor. Çünkü çok fazla detayı, çok fazla dehlizleri olan bir alan ve her anlamda uzmanlaşmak gerçekten zor ve bu işi hakkıyla yapan çok fazla insan var. Ama ben hani sualtı videoları çekmeye çalışıyorum diyebilirim. Hani fotoğraf ve video olarak, şimdi bir kere benim sualtı video sevdam aslında dalış sevdamdan yola çıktı. Yani ben temel olarak işte dayım dalıyordu. Onun peşinden gidiyordum, dalmak istiyordum. Ve daldıkça bir şekilde onu görüntüleme hem kendimden öyle bir ihtiyaç oldu hem de yine dayımı, sizi örnek alarak bu alana hep bir merak sardım.
Bu arada demin dayın dedin ama ismini söyledin evet, mi? Dayın kim? Biliyor Rıza mu? Birkan, doğru kesin. Tamam, burada mısın Rıza Birkan? yani orada... Burada ama fotoğraf... birazdan açar mikrofonu. Buyur, dinliyoruz. Video burada... fotoğraf anlamında benim için en büyük fark açıkçası şey oldu. Video daha yeni bir alandı. Özellikle benim başladığım zamanlarda, yani 2010'lu yıllarda daha yeni bir alandı. Daha içine girmesi zordu. Fotoğrafta çok uzmanlaşmış insanlar vardı. O anlamda birincisi video beni çok çekti. Yani ben burada biraz daha fark yaratabilir mi hissetmek beni aslında videoya çekti. Video ile fotoğrafın belki de en büyük kesişim noktası aslında video dediğimiz şey de birçok fotoğraf karesinden oluşuyor. Bu anlamda videoculuğu öğrenmeye çalışırken ilk önce aslında fotoğrafçılığı öğrenmekle başladım. Yani hani ve orada fotoğrafçılık yeteneklerinizi, bilgilerinizi ne kadar genişletirseniz, ne kadar derinleştirirseniz videoda da birçok anlamda hem ışık kullanımı hem kadraj birçok anlamda size faydası oluyor. Zaten bugün böyle güzel sinema filmlerine baksanız ve herhangi bir saniyesinde yayını durdursanız onun çok güzel bir fotoğraf olduğunu görebilirsiniz. Yani hani ortalama güzel bir fotoğraf diyeyim ya da. Ya böyle çok güzel işte National Geographic belgesellerine baksak. Hepsi aslında çok güzel fotoğraf karelerinin arka arkaya gelmesiyle oluşuyor bir şekilde. O anlamda evet. En büyük kesişim noktası o bence. Bilmiyorum. Zaten yönetmenlerden bir tanesi de filmlerde, film çekimlerinde, sinema çekimlerinde fotoğrafçılık yönetmeni, yani director of photography denilen, mutlaka görsel açıdan her şeyin uygun olduğunu kontrol eden bir yönetmen de bulunuyor film çekimlerinde. Peki hani video daha kolay, daha zor fotoğraftan, hani böyle bir ayrım sence nasıl yaparsın? Yani ben yapabilirim. Öyle bence mi? Video çok zor. Çünkü işte hazırlanması, ondan sonra çekimi, bir hikaye oluşturması, sonradan da kurgusu, işte rengi, bir sürü çok daha fazla detay içeriyor fotoğrafa. Hani bu iyidir, şu kötüdür, bu zordur, kolaydır anlamında söylemiyorum ama herhalde biraz daha fazla böyle bir sanatın disiplinini içeriyor diye düşünüyorum. Ya da içermeli diye düşünüyorum. Ya katılıyorum. Zorlayıcı tarafları aslında tam bahsettiğim taraflar. Birincisi bir kere kurguyu öğrenmeniz lazım. Yani hani bugün eğer ben kendi başıma bir video klip çıkaracağım derseniz aslında nasıl diyeyim? Birçok aşaması var. İşte kurguyu bilmek lazım, biraz müzik bilmek lazım, bir hikaye oluşturmayı bilmek lazım. Yani sualtı videoculuğu açısından sualtı fotoğrafçılığıyla karşılaştırırsak sualtı fotoğrafçısının işi sualtında yani %90 bitiyor. Hele hele çıkınca çok fazla bir müdahale yapmıyorsa, bir Photoshop kullanmayı pek tercih etmiyorsa orada bitiyor bile diyebiliriz. Ondan sonra seçmesi kalıyor. Ama sualtı videocusunun işi yukarı çıkınca başlıyor. Ama bu bir yandan da şöyle bir avantajı var. Suyun altındaki hataları biraz yukarıda telafi edebilme şansınız da oluyor. O anlamda da bir kolaylığı var. Yani hani kolaylıklarına bakacak olursak bunu söyleyebilirim bir. İkincisi bence hikaye anlatmak daha kolay videoyla. Yani fotoğrafla hikaye anlatmak gerçekten yani buradaki birçok insanın yaptığı şey ve bana çok zor geliyor. Belki bu da size kolay geliyor. Ama bana bir fotoğrafla bir hikaye anlatmak çok zor geliyor açıkçası. O anlamda videonun çok daha kuvvetli bir araç olduğuna inanıyorum. O anlamda video biraz daha kolaylaştırıyor işi. Ama hani işin sonrası, amelelik kısmı mı diyeyim veya hem bir amelelik kısmı var açıkçası hem de yani sanat kısmı da orada da ayrı bakış açıları var. Yani o sahneleri birbiriyle bağlamak ayrı bir nasıl diyeyim yetkinlik. Yani bunların hepsi ayrı bir yetkinlik. İşte grafik, motion grafik yapmak ayrı bir yetkinlik. Burada mümkün olan maksimum yetkinliği kendi bünyenizde toplamaya çalışıyorsunuz ve bir şeyler üretmeye çalışıyorsunuz. Ama aslında yani bir sualtı fotoğrafçısı çıktığında Netgeo'ya kapak olabilecek bir fotoğraf çekebilir.
Ama sualtı videocusunun rakibi şey, yani Hollywood. Hani THY'ye sonu yok. Yani o rakibin sonu yok. Öyle bir zorluğu var bir yandan da. Yani gidecek mesafenin çok uzağındayız ve bunu bir kişinin tek başına yapması da aslında mümkün değil. Yani o noktaya bir kişinin tek başına gelmesi mümkün değil mükemmel yakalama noktasında. Ki zaten bu nedenle işte film endüstrisinde birçok insan o bir filmin küçük küçük birçok parçasını ayrı ayrı yapıyor ve hepsi o alanlarda uzmanlaşmış. Hani biz aslında biraz amatör videocular olarak bu alanlarda maksimum elde edebileceğimiz yetkinliği elde edip sürekli bir şekilde kendimizi geliştirip bir ürün ortaya çıkartmaya çalışıyoruz açıkçası. Olduğu konusunda hemfikirler. Sonra mikrofon açık. Bakalım hangi mikrofon açık. Cem bir dakika söz vereceğim sana, gördüm. Cem ısrarla söz istiyor. Tabii co-host olduğu için elde kaldıramıyor. Vereceğim ama bir dakika bir şey söylemek istiyorum Ali'ye de. Şimdi Walter Murch'un bir kitabı var. Göz kırparken diye. Blink of an Eye olması lazım. Orada kurgunun temellerini anlatıyor ve çok güzel bir kitap. İnce ama böyle kurguya yönelik çok harika bir kitaptır. Tavsiye ederim. Walter Murch, Göz Kırparken, Türkçesi de var. Orada o kesi anlarının doğallığı üzerine, yani gerçekten olması gereken yerde olmasının öneminden söz ediyor. Ve bunu insanların gündelik yaşamlarına uyarladığında göz kırpma anlarımızın aslında hayatta doğal olarak yaşadığımız hikayelerde tam da kesi noktası olduğunu söylüyor. Yani bir yerden bir yere bakarken ya da düşüncelerimizi değiştirirken, bakış açımızı değiştirirken göz kırparız. İşte filmlerde de göz kırpma anının bu kadar doğal ve bu kadar uyumlu ve iki olayı, bağımsız olayı birbirinden kesen nitelikte olması gerektiğine yönelik birçok bilgelik içeren bir kitap. Şiddetle tavsiye ederim buradaki arkadaşlara. Diyorum, sözü Cem'e veriyorum yoksa mikrofonla açmaya devam edecek. Biliyorum Cem. Cem söz sende. Deminki ses benden gelmedi. Öyle mi? Sevgili. Tamam. Ben çok sessiz bir şekilde dinliyordum tartışmayı. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkesin bu güzel bayramını ve Kadir Gecesi'ni kutluyorum. İkisi de çok güzel güne denk geldi. Sevgili Ali'cim merhaba. Bu gece bizlere katıldığın için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Damarındaki mütevazilik genlerini çok güzel ifade ediyorsun burada. Amatör videocuyum vesaire gibi cümleler sarf ettin. Biz seninle Karadenizli Dalgıçlar Derneği'nin KDD adına birkaç tane yarışmaya katıldık. Video kategorisinde de takım arkadaşımdın. Orada aldığın ödülleri ben hatırlıyorum. Dolayısıyla böyle mütevazi davranman tabii ki çok hoş ama çok güzel de eserler çıkartıyorsun sevgili Ayşegül'le beraber. Şunu söylemek istiyorum sadece. Başkanımız da zaten ateşi verdi. Ateş abi ateşi verdi. Video zaten SUFOT'un bir alanı sualtı filmciliği. Dolayısıyla biz kurulduğumuz günden beri fotoğrafçılığı belli bir noktaya getirmeye çalıştık. Ama filmcilik, videoculuk böyle yavaş yavaş, belki de bugün bir milat senle beraber başladı. Video konusunda da bayağı bir yelpazeyi genişletmek istiyoruz. Dolayısıyla bugün senin bu, hele ki 19 Mayıs gibi özel bir günde senle başlayaraktan umarım, dilerim el birliğiyle hep beraber videoculuğu da bir noktaya getirmek istiyoruz. Sen de herkes biliyor burada. Yarışmaların çoğunda video kategorisi var. Fakat maalesef ki 5, 6, 4, 7... 7 görmedim ben bugüne kadar. Yarışmacı katılıyor. Çok güzel ifade ettin. Hem sen hem Muratan. Gerçekten zor. Biz fotoğrafçılar su altında bitiriyor işi. Esas videocuların işi su üstünde başlıyor. Sabahlara kadar yaptığınız editleri falan hepsini hatırlıyorum. Dolayısıyla bunu hele ki şu an fotoğraf makineleriyle çok rahat video çekilmeye başlandığı bu yeni jenerasyon makinelerde, cihazlarda, kameralarda
videoculuğunda aynı şekilde gelişmesi lazım. Bunu el birliğiyle yapmamız gerekiyor. Videoculuğu da belli bir noktaya getirmemiz gerekiyor. Çok konuştum, özür dilerim. Kolay gelsin, güzel sunumlar diliyorum sana. Tekrar teşekkür ediyorum katıldığın için. Murat'an teşekkürler. Ben teşekkür ederim sevgili Cem. Ali, söz sende, ekranda paylaşabiliyorsun. Share computer sound yapmayı unutma lütfen. Tamam. Seni dinliyoruz. Şunu söyleyeyim ben Cem abinin söylediklerine ek olarak. Yani videonun bir yandan da aslında bugünün de anlam ve önemine doğrultuda, aynı doğrultuda olmak üzere gençlere daha çok hitap ettiğini de düşünüyorum fotoğrafa nazaran. Bu anlamda belki sualtı görüntülemeyi daha gençlere daha nasıl yayabiliriz noktasında video daha doğrusu daha güçlü bir araç. Çünkü daha ucuz ekipmanlarla su üstünde onu toparlayarak, toler ederek güzel ürünler ortaya çıkarmak daha mümkün olabilir. Belki tabii naçizane düşüneceğim. Bir yandan da bize bu çok zor gelen şu anda işte o kurguydu, işte bilgisayar başında uğraşmaktı vesaire, bu çok zor gelen süreçler aslında yeni jenerasyon için çok alışıldık şeyler. Yani bugün 6 yaşındaki bir çocuğun YouTube kanalı var. Hatta daha küçük işte çocukların YouTube kanalı var. En ünlü YouTuberlar yani 15-20 yaşlarında. Bu anlamda belki de content üretimi anlamında gençler bizden çok daha hızlı, istekli. Belki sualtı görüntüleme çerçevesinde de SuFoto olarak video alanına yönelmek bu anlamda gençleri biraz daha çekebilecek bir araç olabilir. Ben yavaş yavaş sunumuma da geçiyorum o zaman. Evet, şimdi önce kısaca böyle bir anlatacaklarıma geçmeden önce kendimden biraz bahsetmek istiyorum ve kendimden bahsetmeye başladığım zaman benim çok yakın arkadaşlarım da bilir. Belki bu fotoğrafı daha önce de gördünüz hatta çoğunuz dayımın Rıza Birkan'ın sunumunda. Ama benim için bütün hikaye bu fotoğrafla başlıyor aslında. Yani daha doğrusu bütün hikayenin başlangıcını bu fotoğraf çok güzel özetliyor. Benim için sualtı sevdası, dalış sevdası tamamen işte doğum günümün bile aynı olduğu, lisemin, üniversitenin aynı olduğu, yani böyle hayatımı ona özenerek geçirdiğim insana spor, onun yaptığı spora da özenerek mi diyeyim artık, severek mi, hepsi birbiriyle karışarak. Hikayem aslında burada başlıyor. Ben hep kendimi bildim bileli bir dalış dünyasının içindeydim. Ve her zaman da işte bir an önce büyüyeyim ve işte dalışa başlayayım oldu. Daha sonra yıllar geçti, işte yavaş yavaş dalışa başladık. Ve o sıralarda bol bol yine dayımın peşinden, Rıza Birkan'ın peşinden dalışa gidiyorduk. Tabii ekipman konusunda belki de Murathan abi hatırlar mı bilmiyorum da bu onun elbisesiydi mesela. Hatırlıyorum. Aynen. O zamanlar tabii kendi paramızı kazanmadığımız için mümkün olduğu kadar böyle destekler alıyorduk. Çok güzel oluyordu. Daha sonra işte Kadıköy Anadolu geçmişimiz oldu. Burada da yani ben hayatımın her alanında her zaman nasıl diyeyim, dalışı bir enstrüman olarak da kullandım. Yani ben lise projelerimde de, hatta sonrasında üniversite projelerimde de her zaman dalışla ilgili yani işin ucunu bir yerde hep dalışa dokundurdum. Hatta lisede bize bir ders getirmişlerdi. Şimdi o daha sık bir şekilde yapılıyor ama o günler için yeniydi. Proje dersi. Dediler ki işte bir proje yapacaksınız falan. Ya ben de bir o kadar da uğraşmak istemiyorum tabii. Şimdiki aklımız olsa hani böyle güzel şeyler çıkartmaya çalışırız ama o günkü projem şeydi, soil housing'di. Yani sanki housing yokmuş gibi, ben yeniden bir şey yapıyormuş gibi housing yapıyorum diye projelendirmiştim ve gayet böyle sevilmişti, başarılı
olmuştu. Bu alışkanlık liseden gelen, Kadıköy Anadolu'dan gelen bu alışkanlık üniversitede de devam etti. İşte burada şimdiki eşim Ayşegül'le beraber yaptığımız bitirme projesinden diğer projelere, işte yok helyum sesini normalleştirelim, pasif sonar yapalım vesaire, hep dalışla geçti. Daha sonra üniversite yıllarımız zaten okula gitmekten çok yine Ayşegül'le beraber bol bol dalışa giderek geçti. Burada işte Kömür Limanı'ndan işte Uludağ'a gidebildiğimiz her yere gitmeye çalıştık. Tam yine bu üniversite yıllarında yine dayım Rıza Birkan'la biz bir motosikletle dalış gezisi yaptık. O da hatırlar. Motorların arkasına tüpleri koyduk, dalış ekipmanlarını koyduk. Üç kişi, iki motor, iki dalış ekipmanı böyle Karadeniz kıyılarında enteresan bir tur yaptık. Ahmet mi o? Aynen. Ahmet Ertuğrul. Tam bu gezi civarında, yani o yıllarda, o dönemde dayım elime bir video kamera verdi. Tam işte tabii orada yine benim hep bir su altı görüntüleme merakım da artık. Yani dalışla beraber daldıkça burayı, yani su altı dünyasını bir görüntüleme isteği, arzusu oluşmasıyla beraber dayım elime bir video kamera verdi ve bir Azungi de vardı bunun, neyse ki. Ya bu benim için tabii o dönemde, yani veya herhangi bir üniversite öğrencisi için bulunmaz bir nimet. Çünkü böyle bir yatırım yapma imkanı çoğu üniversite öğrencisinin olmuyor. Hele ki o yıllarda bugünkü gibi çok daha uygun fiyata bulunabilecek işte GoPro tarzı, action, aksiyon kamerası tarzı ürünler de pek yoktu. Hep böyle biraz daha pahalı diyebileceğimiz ürünlere yönelmek gerekiyordu ve bir Gates Housing'le beraber bir kamera verdi. Fakat ışıkları yoktu. Bunu Cev abi çok iyi bilir. Dalış fenerlerini işte böyle etrafına takarak, bantlayarak, duct tape'le ışık yapmaya çalıştık. Bu üniversite yıllarında şimdi biz dalışa gitmeye çalışıyoruz, evet, ama tabii pahalı. Hatta yani bir yere gittik mi, özellikle böyle biraz daha kıyıdan girebileceğimiz, işte o zamanlar Kömür Limanı'nda, kalabildiğimiz kadar kalıyorduk ki dalış maliyetini minimuma indirelim. Çünkü en büyük maliyet işte kıyıdan gittiğimiz bir dalışta yol oluyordu. Fakat tabii Kömür Limanı'na git bir yerden sonra insan işte Kaş'a da gideyim, işte Bodrum'a da gideyim, bir yere de gideyim. Ya ne yapalım, işte elimizde kamera da var. İşte daha önce yine etraftan, işte dayımdan, işte daha önceki şeylerden biliyorum, yarışmalar var. İşte ne var? Önümüzde şey var. Kaş'ta bir su altı, altın palet görüntüleme yarışması var. O zaman yine Cem abi, işte Karadeniz Dalgıçları'nın derneğinin kaptanı. Baktım, yani bu dalışlar için para alınmıyor. Bu bir kere güzel bir şeydi. Tamam dedim, yani elimizde bir video kamera da var. Biz bu yarışmaya katılalım. Yol masrafı, yani hiçbir şey yapamasak bile gideriz, bedava dalış yapıp döneriz dedik. Bu anlamda işte çok enteresan bir yolculuk aslında benim için başlamış oldu video anlamında da. Çünkü yarışmalar biraz insanı tetikliyor da, yani ateşliyor da daha iyi bir şeyler çıkarabilmek için. Kaş'a gittik. Orada bir video çektik. Yani fena değildi, güzeldi. Yansıtmaya çalıştığımız işte canlıları gösterdik. Belli kendimizce bir kurgu yaptık. Tam hatırlamıyorum da yani 4., 5. falan olmuştu. Böyle ilk 3'e girmemişti. Ama günün sonunda böyle çok beğendiğim bir ürün mü çıktı diye soracak olursanız, hayır. Yani o gün yaptığım şeyi ben de çok beğenmemiştim. Tabii burada şeyi düşündüm. Yani eksik neydi? Evet, elimde güzel bir kamera vardı yani o gün için. Belki ışıklarım çok iyi değildi ama Kaş'ta şansımıza, yani bayağı da bir görüntü alabilmiştim. İşte 4 dalışta. Bir şekilde onları işte sabaha kadar olsa da editledik vesaire. Ama kendim bile yaptığım, hani çıkarttığım klipten o kadar da çok memnun değildim. Ne eksik diye baktığımda
aslında en büyük eksiğin hikaye olduğunu gördüm. Yani bir videoda bir hikaye anlattığınız zaman o videonun çok daha akılda kalıcı olduğunu düşünmeye başladım. Ve hemen bir sonraki sene Çeşme'de bir yarışma oldu. Orası için güzel bir hikaye hazırlamaya çalıştım açıkçası. Şimdi size eğer oynatabilirsem. YouTube'dan bir video oynatmaya çalışacağım. Tabii bazen Zoom üzerinden biraz şey gelebiliyor. Sesi kapalı herhalde Ali. Aynen, açıyorum şimdi. Ses gelmiyor Ali ama sende var mı ses? Abi bende ses var ama acaba şu şeyi tekrar mı kontrol etmem lazım? Bence yap, share computer sound'u yapman lazım her defasında. Olabilir. İstersen stop et. Şimdi bir daha deniyorum. Olmazsa tamam. Çok da uğraşmayalım. Anlatmaya devam ederim. Gelmezse haber verir misin abi? Tamam. Geliyor. I'm having a bad, bad day. It's about time that I get my way. Steamrolling whatever I see. Huh, despicable me. I'm having a bad, bad day. If you take it personal, that's okay. Watch, this is so fun to see. Oh, despicable me. Despicable me. I'm having a bad, bad day. If you take
make it personal. That's okay. Watch, this is so fun to see. Ah, oh, despicable me. Umarım video başarılı bir şekilde gelmiştir. Yani böyle evet evet fena değildi. Süper. Kesik kesik biraz ama iyiydi, anlaşılırdı. Hikayeyi anladık. Süper, tamam. Yani bu yarışma sanırım 2012'ydi. Ve o yıl aslında çok daha güzel videolar vardı. Yani sinema dili anlamında veya işte kamera kullanımı anlamında vesaire birçok anlamda bence çok daha güzel videolar vardı. Fakat bu video o yıl ikinci olmuştu ve en büyük sebebi bence hikayesiydi. Yani bir şekilde orada bir hikaye anlatmayı başarabildik. Tabii orada tabii Çeşme halkı da vardı. İşte böyle açık havada işte izleniyordu vesaire. Biraz tribünlere de oynamış olduk. O anlamda büyük faydası oldu. Ve ben o yarışmadan sonra şunu fark ettim. Hikaye anlatıcılığı, hikaye anlatımı bir video için çok önemli. Peki bir hikaye anlatımı nedir diye biraz araştırmaya çalıştım. Ve şunu fark ettim ki aslında biz hikayeyi günlük hayatta o kadar şey kullanıyoruz ki biz aslında bütün iletişimimizi hikayeler üzerinden yapıyoruz. Veya bir şey öğrenirken hikayelerle öğreniyoruz. Yani bugün bir dalış dersi alırken eğitmeniniz size bir şeyleri hikayeleştirerek aslında anlatıyor. Bazen farkında olarak, bazen bilmeyerek. Ve biz bir şeylere anlam katarken hep onu hikayeleştiriyoruz. Aslında hepimiz birer hikaye anlatıcısıyız. Bunu fark ettim. Ve bunun üzerine biraz yoğunlaşmaya başladım. Hatta işte hepimiz birer hikaye anlatıcısıyız noktasında nasıl diyeyim? Benim hayatımda tanıdığım en iyi hikaye anlatıcılardan biri annemdir. Böyle nasıl diyeyim? En başından geçen en basit bir olayı o kadar güzel anlatır ki siz hayretle dinlersiniz ve nasıl diyeyim bu o olay artık sizin farklı bir yere gelmiştir. Onun gözünden, onun yaşadıklarından anlamaya, hissetmeye başlarsınız. Belki bu, hatta bu işte dayım Rıza Birkan'da da bence çok fazla. Bu biraz işte annemin eğitimci kimliğinden de geliyor olabilir. İşte veya işte dayımın da yıllarca dalış eğitmenliği yapması. Aslında eğitimcilerin hikaye anlatıcılık güçlerinin ben çok fazla olduğunu düşünüyorum bu anlamda da. Benim de işte özellikle sualtı videoculuğu anlamında bunu geliştirmem gerektiğine odaklandım. Peki bir hikayede ne olması lazım? Öncelikle bir mesajın olması lazım. Yani siz bir hikaye anlatacaksanız aslında bir mesajınızın, bu mesajı iletiyor olmanız lazım. Yani bu nasıl bir şey? Böyle ilkokul kitaplarında, Türkçe kitaplarında bir paragraf okurduk. Onun hemen sonrasında işte okuduğumuzu anladık mı soruları olurdu. Ve bunun ilk sorusu hep şeydi. Bu hikayenin ana fikri ne? Aslında siz bir video hazırlıyorsanız, bir hikaye anlatıyorsanız bunun bir ana fikri olması lazım, bir mesajı olması lazım. Ve bu mesaj çok komplike bir şey olmak zorunda değil. Yani çok tek düzde, basit ve net bir önerme olabilir. Tek bir cümle, kısa bir cümle. İşte benim bir önceki videomdaki mesaj neydi aslında? Çeşme sakızıyla ünlüdür. Veya hatta o mesajı işte şimdi olsa belki öyle yapmam ama o gün öyle yapmışım. İşte sonunda bir cümleyle bile vermişim. İşte çeşmede toprak nerede kazılırsa kazılsın sakız kokar. Bu mesaj sizin bir çevre koruma temalı mesaj da olabilir. Ki günümüzde birçok su altı videosunun mesajı bu oluyor. Belki biraz
kolaya kaçma ama bir o kadar da artık bu mesajı işlemek daha zor bence. Su altında bir video çekerken böyle hikaye anlatmak burada genel olarak çok zor bence su altı videosuyla ama bir şekil başarmanın yolunu bulmak lazım. Bu yüzden vereceğiniz mesajı bulmak da çok zor. Belki de bu yüzden en çok çevre konulu videolar çekiliyor. Benim bugünlerde işte biraz daha şimdiki nasıl diyeyim 2012'de biraz daha böyle kurgusal hikayelere odaklanmıştım. Artık biraz daha böyle deneyim paylaşımı, yani o da bir mesajdır bu arada. Yani gittiğiniz bir ekspedisyonu, yaptığınız bir ekspedisyonu, gezdiğiniz bir işte farklı bir yeri, işte Uludağ'da bir göl, Kaçkar ve işte Sivas neresiyse artık. Orayı anlatmak, oradaki deneyiminizi aktarmak da bir mesaj. Ki günümüzde en değerli içerikler aslında birazcık deneyim aktarımı içerikleri oluyor. Buraya biraz odaklanmakta fayda var eğer böyle bir kaygınız varsa. Daha sonra işte benim de yıllar içerisinde dalış bir yandan tabii dalışla ilgili de birçok kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Teknik dalışa işte biraz merak sardım. Ve teknik dalışla videoyu birleştirdiğim noktada yine o ilk düşünceme geri geldim. Yani biraz daha nasıl fark yaratabilirim noktasını teknik dalışla videoyu birleştirmeyi buldum. Ve hep mesaj olarak teknik dalışla ilgili yaptığımız gezilere dair videolar üretme kafasına girdim diyelim. Biraz o yönteme başvurdum. Ve işte kaç yılıydı? Herhalde 2017'de falan Sinop'ta bir batık dalışı yaptık. Onun hemen videosunu çektim mesela. YouTube'a koydum. Şimdi tekrar yine onun videosunu oynatmak istiyorum. Sonrasında bu videoların üzerinden yine hikaye anlatımına nerelerde nasıl dikkat etmişiz anlatmaya çalışacağım. Evet, çok sevindim. Bu video kullanılamıyor. Bir hata verdi. Tekrar deniyorum. Tamam. Çok da zaten fazla uzatmamak adına geçebilirim. O videoyu şimdilik oynatmadan. Bir hikaye anlatırken dedik işte mesajımızın olması lazım. Tamam. Ve sizin bir dünya kurmanız da gerekiyor orada. Bu dünya kurarken de o dünyada bir karakterin olması lazım. Tabii kurduğunuz bu dünya çok kurgusal, hayali bir dünya da olabilir. Veya gerçek dünya da olabilir. Eğer kurgusal, hayali bir dünya kuruyorsanız en güzel soru aslında ya şöyle olsaydı diye başlayan sorular. Mesela işte ya balıklar konuşsaydı. Böyle bir video çekiyor olabilirsiniz. Burada kurgusal bir dünya kurmuş oluyorsunuz. Balıkları konuşturup enteresan bir hikaye çıkarabilirsiniz orada. Ya şöyle olsaydı sorusu aslında temel dünyayı kurgulamaya çıkış noktası diye özetleyebilirim. Bunun tabii çok daha derin detaylı yöntemleri var. Ama en basit, en temel soru bu olabilir. Ama sizin kurgusal bir dünyanız da olmayabilir. Benim bugünlerde biraz daha yapmaya çalıştığım şey gerçek dünyayı anlatmaya çalışmak. O anlamda gerçek dünyayı da seçebilirsiniz. İkinci kurgulama seçmeniz gereken şey de karakterdi. Yani bir karakter oluşturmanız lazım. Çünkü her hikayenin bir karakteri vardır. Bu karakterin de belli özellikleri olması gerekiyor. Burada bir karakter özelliği nasıl belirlenir derken yani birçok şey yazabilirsiniz. İşte bu karakter maceracıdır, keşfetmeyi sever veya işte özgür ruhludur. Bunların karışımıdır. Aslında hepimizin birer bir karakteri var. Belli karakter çerçevesindeyiz. Hepimizin farklı karakterleri var yani. Bu anlamda Gamified UK User Type Test diye bir test var. Bu aslında oyuncuların biraz kullandığı, işte bir oyun yaparken o oyunun içerisindeki karakterin özelliklerini belirledikleri
bir test. Buradan kendi oyuncu karakterinizi de görebiliyorsunuz. Eğer öyle bir şeyiniz varsa Google'a Gamified UK User Type Test yazarsanız burada farklı insan karakterleri var. Mesela işte Disruptor, işte yıkıcılar veya özgür ruhlar. Yani sizin hikayenizde bir karakter oluşturmaya çalışırken bütünlük olması adına bu tarz karakter analizi datalarından da yararlanabilirsiniz. Çünkü işte atıyorum, ya tabii ki de bu karakterler çok keskin ayrımlarda değil. Ama birbiriyle çok zıt karakterlerin de çok fazla ortak noktası olmuyor. Bu anlamda biraz bunlara bakmakta fayda var. Bu karakter dediğim şey aslında hikayenin bir kahramanı. Ve her hikayenin bir kahramanı var. Bunu bizim çok eski hikayelerimize baktığımızda da görüyoruz. İşte Karagöz Hacivat'ta adı üstünde Karagöz ve Hacivat birer o hikayenin kahramanı. Veya çok yeni işte Hollywood filmlerine, işte Star Wars'a vesaire bakıyoruz. Orada hatta birden fazla karakter var. Birkaç kahraman bile var. İşte Obi-Wan, Anakin gibi. Bir hikayeyi oluşturmak için dedik ki mesajımızı belirledik. Dünya ve karakterimizi koyduk. Yani aslında kahramanımızı koyduk. Şimdi bu kahramanın bir de yolculuğu olması lazım. Bunu da yine böyle çok temel bir şablon üzerine oturtmuşlar. Hollywood dünyası. İlk önce sıradan dünya ile başlıyor. Daha sonra bu sıradan dünyadaki sıradan karakter bir şekilde maceraya çağrılıyor. Yani işte Anakin'i düşünürsek, Anakin Star Wars bilenler bilir. Bir tane işte gezegende köy esir bir ailenin çocuğuyken birden işte Obi-Wan'la Qui-Gon Jinn geliyor ve onu bir maceraya davet ediyorlar. Veya benim ilk ve tek gösterebildiğim videoda, o çeşmede çektiğim videoda da bunu o gün bilinçli olarak yapmamıştım ama orada da aynı şey var. Dalgıç, suyun altındaki dalgıç sıradan dünyada bir harita buluyor ve bir maceraya çağrılıyor. Ve kahramanın yolculuğu ilk orada başlıyor. Maceraya çağrıyla. Kahraman bu çağrıyı reddeder. Genelde ilk şeyi bu olur, tepkisi bu olur. Ve daha sonra akıl hocasıyla tanışır. Ve bu akıl hocasıyla tanıştıktan sonra bir eşiği geçme dediğimiz aşama var. Eşiği geçtikten sonra artık maceranın aslında içine girmiş olur ve dostlar ve düşmanları elde etmeye başlar. Şimdi ya böyle anlatıyorum. Bunlar tabii çok detaylı bir şablon, yani kısmen detaylı bir şablon diyebiliriz. Bunu bir sualtı videosuna uyarlamak her zaman bu kadar kolay olmuyor. Bütün adımları orada oturtmak zor olabiliyor. Ama temel adımları bile uyguladığınızda şu sıraya göre gerçekten böyle düzgün bir hikaye, kronolojik olarak güzel bir akış çıkmış oluyor. Yine benim mesela bir önceki videoya bakarsak işte dalgıç su altında harita buluyor, maceraya çağrılıyor. Direkt eşiği geçiyor. Yani direkt şeyi aramaya başlıyor. İşte hazineyi aramaya başlıyor. Batığı görünce orası aslında yaklaşma ve hazırlık bölümü oluyor. Ve batığın içinde gezmeye başladığında o işte yığının arasından sandığı, aradığı kısım da çile kısmı. En önemli kısım, hikayenin en önemli kısmı aslında bu çile dediğimiz kısım veya işte tap nokta, hikayenin en can alıcı, heyecan vermesi gereken kısım bu kısım olması gerekiyor. Ve bunu zaman olarak videonun 3'te 2'lik kısmına denk getirebilirseniz o zaman oransal olarak da çok güzel bir hikaye çıkmış oluyor. Yani ne demek istiyorum? Eğer sizin videonuz 3 dakikalık bir videoysa bu ikinci dakikasında hikayenin heyecanı en yüksek noktada olursa oradan sonra aşağı doğru inerse, yani işte ödülü bulma, ödülü alma, geri dönüş yolu, yeniden doğuş ve ödülü getirme noktasında bu zaten bir döngü. Tekrar yeni bir maceraya çağrıyla başlayabiliyor. O ikinci dakikada siz hikayeyi en üst, en tepe noktaya taşıyabilirseniz ve oradan sonra aşağı yavaş yavaş kapatabilirseniz hikayeniz kronolojik olarak da güzel bir hikaye haline geliyor.
Temel hikaye anlatımı adımlarına bu anlamda bakarsak aslında hep yine ilkokulda öğrendiğimiz bir hikayenin, bir kompozisyonun neyi vardır? Giriş, gelişme, sonuç bölümleri vardır. Buna hikaye anlatımı açısından bakarsak işte giriş bu atmosferi tanıtmayla işte başlar. Yani dünyayı, bu okurduğunuz dünyayı tanıtma. Daha sonra o karakteri tanıtma. Bunları yaparken aslında artık yavaş yavaş maceraya da girmiş oluyorsunuz bir önceki şablona göre bakınca. Ve heyecanı yükseltiyorsunuz. İşte o heyecanı yükselt dediğim şey bir önceki o kahramanın yolculuğu şablonundaki en tepe nokta. Buradan sonra da heyecanı düşürüp, hikaye sonlandırıp, mesajı bağlarsanız temel olarak böyle doğru bir şablonla, bu şablonla hikayenizi anlattığınız zaman daha başarılı bir hikaye ortaya çıkarabiliyorsunuz. Öbür türlü bazen aklınızdaki mesajı verme noktasında karşı tarafa geçirmek daha zor olabiliyor. Yani siz eğer ortamı, atmosferi tanıtmadan hikayenin içine girerseniz izleyici onu anlamakta biraz daha zorlanabiliyor. Ama bu adımlar işte böyle çok genel geçer adımlar. Bunları uyguladığımız zaman hikayeyi çok daha rahat bir şekilde anlatıyor oluyoruz. Şimdi burada bu adımlarda belki de en önemli özellikle günümüzde giriş kısımları. Çünkü yeni nesil, genç izleyici kitlesi, ben bir yandan bir TV firmasında da çalışıyorum. Oradan da aldığımız, izlediğimiz, yaptığımız araştırmalara göre. Yani yaklaşık bir videonun açılmasına en fazla 3 saniye falan tahammül ediyor artık insanlar. Ve o video açıldıktan sonra da ilk yani 5-10 saniyede siz izleyiciyi kapamıyorsanız o izleyici artık bırakıyor. Yani çok hızlı tüketim olduğu bugün de günümüz dünyasında bu giriş adımı çok daha değerli. Yani siz bir videonuzda, bir hikayenizde belki de en çok odaklanmanız gereken kısım bu giriş kısmı oluyor. Şimdi az önce gösteremedim ama işte orada bir Sinop'ta yaptığımız dalışın videosu vardı. O videoya işte şöyle başlayabilirsiniz. İşte yıl 2017 Sinop batık araştırmaları diye böyle kocaman bir yazı koyup daha sonra işte çok genel plandan bir şeyler koyup işte Sinop görüntüsü vesaire. Bunu biz izleriz belki yine. Ama dalışa biraz uzak olan, hele hele işte 15-20 yaşlarında olan biri o videoyu direkt kapatıyor. Artık o videoyu kimse izlemiyor. Yani gösterebilseydim o video şöyle başlıyordu mesela. Direkt su altından bir görüntüyle direkt atmosferin içine sokup daha sonra hikayenin başına kullanıcıyı alarak. Çünkü bugün hatta YouTube'daki reklamlarda da bu kural var. İşte artık YouTube'da video arasında çıkan reklamlar ne kadar? Bir 5-10 saniye, en fazlası 15-20 saniye. Ve siz eğer o reklamı izletmek istiyorsanız bırakın 3 saniyeyi, 1 saniyede kullanıcıyı yakalamanız gerekiyor. Aynı şekilde sizin çekeceğiniz videoda, hazırlayacağınız hikayede eğer izleyiciyi hikayenin içine sokmak istiyorsanız giriş aşaması gerçekten çok kıymetli. Diğer aşamalarda yapabileceğiniz hatalar telafi edilebilir. Yani oralar çok başarılı olmayabilir. Ama giriş aşamasında çekemediğiniz izleyiciyi diğer aşamalarda hikayenin içine çekmek çok daha zor bir hale geliyor. Tabii hikayeyi işte mesajı kurguladık, mesajı bulduk, dünyayı kurguladık, karakteri ortaya koyduk, kahramanımızı belirledik. Daha sonra kahramanın yolculuğunu da çizdik ve bir şekilde mesajımızı vermeyi başardık. Ama bu mesajı verirken biz aslında bir iletişim yapıyoruz. Yani bu benden izleyiciye ben bir mesaj iletiyorsam bu bir işte iletişimdir. Ve her iletişimin işte bir vericisi, alıcısı ve iletişimin dili ve ortamı vardır. Yani her ortama uygun da farklı dili olması lazım. Biz bir sualtı videosu çekiyorsak da bunun dili zaten işte sinema dilidir, görsel dildir. Bu yüzden bizim görsel dili çok iyi kullanabiliyor olmamız da gerekiyor. Yani
şeyin başında, sunumun en başında konuştuğumuz gibi işte birçok alanda kendimize belli yetkinlikler elde etmemiz gerekir dediğimiz noktalardan biri de görsel dil. Aslında fotoğrafçılar bu görsel dili çok iyi kullanıyor. Çünkü tek karede bir şeyler anlatması, yani çok fazla şey anlatması gerekiyor olabiliyor. Videocular olarak bizim biraz daha bu alanda özgürlüğümüz olduğu için belki daha zayıf kalıyoruz ama bizim de işte birçok sembol kullanma şansımız var. Yani siz sembol kullanmaktan kastım, siz sualtı videonuzda bir aslan balığını bir şeyle simgeleyebilirsiniz. Yani onu hep işte atıyorum bir tehlikenin sembolü olarak gösterebilirsiniz. Atıyorum kahramanınız bir tehlikeye girmeden önce hep sahneye bir aslan balığı gelir. Bu artık izleyicinin aklında şöyle bir algı oluşturur. İşte aslan balığı birazdan bir tehlike geliyor. Bunun haricinde işte metaforlar kullanabilirsiniz. Ve sizin kamera açınız, kadrajınız da bir görsel dildir ve o da anlatmaya çalıştığınız şeyi ifade eder. Yani siz mutlu bir sahne çekiyorsanız farklı bir kadraj kullanırsınız. Sıkıntılı olan bir insan sahnesi çekiyorsanız farklı bir kadraj kullanırsınız. Yani ne demek istiyorum? Örneğin işte en bilindik kurallardan biri, sıkıntılı olan bir insan konuşurken onun videosunu çekiyorsanız yakın plan olması lazım. Hatta işte şöyle alnının üst bölgesinden yukarısı gözükmeden, hani böyle alnının ortasından çenesine kadar siz insanı kadraja koyarsanız orada bir sıkıntı, yani izleyici de sıkılıyor, o sıkıntı daha iyi geçiyor. Kadrajdan kastım bu. Siz mutlu bir anı öyle çekerseniz görsel dili çok iyi kullanamamış olursunuz. Aynı şekilde sahnenizin, koyduğunuz, ortaya çıkarttığınız ürünün, o anın, o sahnenin renkleri de çok önemli. Şöyle birkaç filmden, mesela yine Star Wars'tan örnek vermek gerekirse. Şimdi Star Wars'u hiç bilmeyen bir insan olsun, şu sahnenin renklerine bile bakarak buradaki karakterin işte karanlık tarafta kötü bir karakter olduğunu tahmin etmesi çok zor değil. Çünkü burada işte koyu bir arka plan resmi var. Yani burada mutlu bir an olmadığı çok belli. Yani şuradaki elindeki kılıcı görmesek bile burada mutlu bir an olmadığına hepimiz eminiz. Yani hem tabii burada sanatçının yüz ifadesinde büyük etkisi var. Ama esas burada bilinçaltında bize bu mesajı veren şey sahnenin renkleri. Aynı zamanda bir de yine kamera açısı, kadraj tarafından bakarsak, mesela bu sahnede yine Star Wars'tan bir örnek. Han Solo işte Prenses Leia'nın üzerinden bakarak bir şeyler söylüyor ve burada aslında üstün tarafın Han Solo olduğunu anlayabiliyoruz. Yani burada farkındaysanız Han Solo çok daha büyütülmüş. Yani ve Prenses Leia çok daha ufak kalmış. Burada aslında fiziksel olarak belki baksak bu kadar farklılıklar yok. Bu şekil yine mesela şahsiyet dizisinden bir sahne. Aşağıdan yukarı çekimlerde de o karaktere bir güç verirsiniz. Ama bir karakteri yukarıdan aşağı çektiğiniz zaman o karakteri aslında biraz zayıflaştırırsınız. Yani çok şeye girmek istemiyorum çünkü benim de o kadar uzman olduğum, bildiğim konular değil. Siz fotoğrafçılar bunun belki de çok daha detaylarını biliyorsunuz. Ama görsel dili ne kadar etkin kullanırsak da şeyimiz de, videomuz da bir o kadar etkili oluyor açıkçası ve mesajı iletme noktasında bize kolaylık sağlıyor. Bir de dedik bir iletişim ortamımız var. Yani bizim çekeceğimiz video ve dolayısıyla vermek istediğimiz mesaj, anlatmak istediğimiz hikaye de tamamen sizin iletişim ortamınıza da çok bağlı. Yani eğer siz o videoyu bir sinema perdesinde sunacaksanız farklı bir şekilde işlemeniz, kurgulamanız lazım. Bunu bir TV kanalında sunacaksanız farklı. Hele hele günümüzde bir işte YouTube videosu, Instagram storiesi çekiyorsanız bambaşka bir video çekmeniz lazım. Yani sizin TV programı olabilecek bir videoyu
sinema perdesinde oynatmanız çok zor. Oradaki izleyiciyi çekmek çok zor. Bu anlamda iletişim ortamı da kritik. Yine az önce bahsettiğim gibi işte YouTube'da bir videonun en fazla o ilk 5-10 saniyesinde kullanıcıyı yakalayamazsanız kullanıcı zaten başka bir videoya geçecek. Bu tarz bunları bilmek, bunları hep bilinç altında çalıştırmak gerekiyor. Ama siz işte bir konferans salonunda işte 50 kişinin olduğu bir yerde bir sinema perdesinde bir belgesel gösterimi yapacaksanız ona göre daha farklı yöntemler, daha farklı bir dil kullanabilirsiniz. Tabii aslında iletişim ortamı YouTube buradan bahsederken hedef kitle de bir o kadar kritik. Yani sizin vermek istediğiniz mesajı karşı taraf, yani hedef kitleniz nasıl alacak? Ne demek istiyorum? Örneğin hiç dalışı bilmeyen birine sualtı videosu izletmek, daha doğrusu hiç dalış aşığı, dalış sevmeyen birine sualtı videosu izletmek açıkçası zor. Çünkü işte biz burada benim ilk gösterdiğim videoda şeyi izlerken, görüntüleri izlerken aslında oradaki dünyayı izlemek de bazen hoşunuza gitti. Orayı tekrar görmek bu korona günlerinde belki hoşunuza gitti. Ama dalışla hiç alakası olmayan biri o 4 dakika o kadar sıkılıyor ki. Yani tamam işte sürekli balıklar geçiyor diyor. Bu anlamda hedef kitle de çok önemli. Şimdi yine bir videom var. Yani gösterebilirsem bilmiyorum. Ama hani biraz da soru cevaplarımız da olacak. Yani ne kadar daha var? Yani bu son tamam, videomu ve slide'ım bitiriyorum. Tamam. Umarım oynar. Bu belgeselimizde sualtı fotoğrafçısı insanını inceleyeceğiz. Sualtı fotoğraf ve video sanatçılarının vahşi dünyasını gözler önüne sereceğiz. Bir sualtı fotoğrafçısı insanının olmazsa olmazı kameradan da önce body'sidir. Fotoğrafçı dalış başına 100, 150, 200 kare çekse de esas çileyi body'si çeker. Sualtı fotoğrafçısı insanı body'sinden istedikleri konusunda bazen sınırı aşar. Bu da body'si ile arasının bozulmasına ve tüm planlarının alt üst olmasına sebep olur. O fotoğraflarda gördüğünüz tüplü kurtlar, balıklar, öylece durup poz mu veriyor sanıyorsunuz? Sualtı fotoğrafçısı insanı en güzel kareyi çekebilmek için arka planda ne zorluklar çeker? Tüm hareketliliğiyle devam eden sualtı yaşamını görüntülemek için sualtı fotoğrafçıları olağanüstü bir çaba harcarlar. Tabi bir de batıklar. Onların gizemli dünyasını görüntüleyebilmek için çoğu tecrübeli dalgıcın bile geçemediği kapı, baca, pencere gibi geçitlerden geçip daracık yerlerde çalışmak zorundadırlar. Her sualtı fotoğrafçısı insanı aynı zamanda bir illüzyonisttir de. Örneğin bu deniz yıldızı. Sualtında normalde böyle gözükürken, şimdi biraz beyaz ayarı yapalım ve biraz da ışıkla bir iki ufak ayarlamalar. İşte sualtı fotoğrafçısı insanı bu ışık oyunlarıyla illüzyonunu sergiler.
sualtı fotoğrafçısı insanı olmak pek kolay değil. O kalabalık sürülerle, vahşi balıklarla uğraşmaya ne can dayanır ne de tüpteki hava. Tüm bu zorlukları çeken sualtı fotoğrafçısı insanının en büyük motivasyonu, su altında kimsenin göremediğini görüp gördüklerini gün yüzüne çıkarmaktır. Bir sualtı fotoğrafçısı insanın en istemeyeceği durum maalesef tam da budur. Ağzının su alarak fotoğraf makinesinin artık sadece bir oyuncak olması. Bu durum bazı sualtı fotoğrafçısı insanlarında beklenmeyen etkiler doğurabilir. Örneğin bu sualtı fotoğrafçısı insanı makinesinin su aldığını hala kabullenememiş, yıllardır o batık senin gezmekte, bu balık benim çekmeye çalışmaktadır. Her şeye rağmen bir sualtı fotoğrafçısı insanı en güzel anılarını su altında biriktirir. Çok güzel. Şimdi bu videoyla da esas anlatmak istediğim şey de şuydu ki hedef kitle demiştik. Bu videoyu oynattığım yer, yani oynattığımız yer işte bir yarışma sonrası. En az 50 fotoğrafçının, yaklaşık 50 fotoğrafçının, bir onlarla beraber de 50 buddy'sinin olduğu bir izleyici kitlesi vardı. Ve orada bu video çok gerçekten güzel bir reaksiyon, güzel bir tepki almıştı. Siz bu videoyu gidip, ben hani yaptım zaten işte arkadaşlarıma, iş yerindeki arkadaşlara vesaire izlettiğimde ise aynı tepkiyi almıyorsunuz doğal olarak. Ama oradaki o işte o buddy'ler, orada hikayedeki, kahramandaki o buddy'nin çektiği çileyi anlayınca, kendinden bir parça bulunca, yani hedef kitleye hitap ettiğiniz zaman videonuz çok değerli hale gelmiş oluyor. En baştan özetleyeyim, işte bir ben hikaye anlatımına çok değer verdim. Bugün onu anlatmak istedim. Videoda bir hikaye anlattığınız zaman çok daha kuvvetli olduğunuzu, bunu anlatırken bir mesaj vermeniz noktasından çıkıp bir dünya ve karakter kuruyoruz. O karakterin, kahramanın bir yolculuğunu çiziyoruz. Ve bu videomuzu oluştururken işte görsel dile çok dikkat ediyoruz. İletişim ortamımıza göre bir video hazırlıyoruz ve hedef kitlemize göre bir video hazırladık mı elimizden geldiğince bir şeyler çıkartmış oluyoruz. Sunumunda zaten bu kadardı açıkçası. Teşekkür ediyorum. Varsa sorularınız, sorularınıza geçebilirim. Ben ekranı durdurayım. Ali'cim çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sunumdu. Sadece sualtı açısından değil, sualtı fotoğrafçısı ya da filmcisi olmadan önceki de gerek şartları değindiğin için, anlattığın için, bunların önemli olduğunu düşündüğün ve bize düşündürdüğün için teşekkür ederiz. Şimdi sorularımıza geçeceğiz. Ben biraz önce chat'i kapattım çünkü artık bundan sonra etkileşimli olacak. Chat'te bir tane soru var benim gördüğüm, onu soracağım. Peşinden ben kendi sorumu soracağım. Moderatör olunca öncelikli oluyor tabii. Ondan sonra da izleyici arkadaşlara yönelteceğim soruları. Şimdi burada şöyle bir soru var. Bu paylaştığınız linkleri alırsak güzel olur demiş sevgili İbrahim Fazıl Çelik. Senin bir YouTube kanalın varsa belki onu söyleyelim. Bütün videoların oradaysa herhalde yeterli olacaktır. Aynen. Yani Ali Şener diye aratınca tabii bulmak biraz zor oluyor ama Ali Şener sualtı falan diye aratınca YouTube kanalında çıkıyor. Oradan bakabilirsiniz. Hani çok aktif kullanıyor muyum o YouTube kanalını? Şu anda çok aktif kullanmıyorum ama bir şeyler yaptıkça da oraya eklemeye çalışıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın diye böyle öyle bir şey söylemeyeceğim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Aynen. Peki, biz birazdan bizim arkadaşlar da, hatta Cem sen biliyorsan buradan yazarsan herkese, buradan da paylaşmış oluruz ya da bulabilirsen co-host arkadaşlar diyeyim, onlardan yardım isteyeyim. Soruma geliyorum. Şimdi hani bu senin bize anlattığın, yaptığın, çok da güzel yaptığın macerayı üç temel hani bileşende
özetlersek herhalde işte planlama, yani senaryo kısmı, ondan sonra çekim kısmı ve ondan sonra da kurgu kısmı diyebiliriz, değil mi? Kesinlikle, evet. Peki sen bunların içerisinde, hani senaryo çok önemli çünkü hikayenin bizzat kendisi. Çekim çok önemli, ekipman, çekim tekniği, kamera açın, planların, işte yakın plan, geniş plan ya da yaklaşma açıların, bunlar da önemli. Kurgu da önemli, kesin noktaların, renkler değil mi? Hani renk, genel olarak renklerin doğru olması diyelim, yani renklerin düzeltilmesi, color correction dediğimiz, ondan sonra bir de color grading dediğimiz, o duygu durumunu, o andaki duygu durumunu insanlara aktarabilmek için özel bir işte bir sinematik bakış ya da işte kırmızı demin sen izah ettiğin gibi ya da daha yeşilimsi ya da işte karanlıkların, aydınlıkların, orta tonların değişik ayarlandığı bazı ayarlamalar yapıyoruz. Bu da böyle bir ömür olarak geçiyor. Ben böyle bazen arkadaşlarla tanışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Renkçiyim ben diyor. Son 30 yılını renkçi olarak geçirmiş. Hani aslında birçok kişi için belki bu anlaması güç olabilir ama ya bu kadar da önemli bir şey. Bu rengi o duygu durumuna oturtabilmek, yerleştirebilmek çok da önemli. Ben sana şunu soracağım kişisel olaraktan. Sen bunların hangisinde kendini güçlü, hangisinde geliştirmeye açık görürsün ve sebebini sormak istiyorum. Ondan sonra arkadaşlara vereceğim mikrofonu. Süper, mükemmel bir soru. Hikaye tarafında biraz daha güçlü olduğumu hissediyorum açıkçası. Yani orada çünkü en azından düşündüm, bir şeyler ortaya çıkarmak daha kolay. Yani biraz daha düşünerek yaptığınız bir şey. Ama diğer tarafta belki de biraz daha yetenekler de devreye giriyor. Daha çok çalışmak da devreye giriyor. İşte su altında çekim. Hani ikinci güvendiğim kısım yine bu sırayla da su altında çekim olabilir. Çünkü aslında orada da dalışıma biraz daha güvendiğim için. Yani hepimiz burada biliyoruz aslında iyi bir fotoğraf çekebilmek için, iyi bir video çekebilmek için iyi bir dalgıç olmak da gerekiyor. O anlamda hani biraz daha orada yine kendimi bir tık daha kuvvetli hissediyorum. Ama kurgu tarafı gerçekten ayrı bir dünya. Orada kendimi güçlü hissediyorum diyebilmem çok zor ve o noktadan çok uzak. Çünkü aslında senin söylediğin gibi orada işte renkçisi, işte kalırcı vesaire diyorlar. Motion grafikçisi. Yani çok farklı alanlar var. Bu alanların hepsinde birden uzmanlaşmak zaten olsaydı öyle insanlar olurdu. O yüzden oralarda şey yapmak daha zor açıkçası. Kendini belli bir eşiğin üzerine çıkartmak daha zor. Ama işte hani elimizden geldiğince orada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Belli temel kuralları öğrenip bir ürün ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Ama burada sizin elinizdeki sistem de çok önemli. Kullandığınız bilgisayar da çok önemli oluyor vesaire. Ama eğer hikaye tarafınız, yani senaryo tarafınız kuvvetli olursa diğer taraflardaki zafiyetlerinizi örtebiliyor. Yani benim işte bu ikinci olan, işte üçüncü olan veya diğer bazı yarışmalarda ödül alan veya işte bir şekilde YouTube'da beğenilen videolarıma baktığınız zaman böyle sinematografik açıdan mükemmel videolar değil, hatta iyiden bile geride videolar olabilir. Yani o videoları 3 dakika, 4 dakika değil 15 dakikaya çıkartsak, hani değil dalışla alakalı olmayan insanlar, işte biz bile izlerken çok sıkılırız. İşte ben de sıkılırım. Çünkü orada mükemmelleşmek çok daha zor. Kurguyu gerçekten çok başarılı bir şekilde yapıyor olmak gerekiyor. Çekim tarafında işte fotoğraftan başlamanın aslında bir şeyini görmedim değil. Yani ben bahsetmedim ama hani su altında videoya başlamadan önce lisede işte hani kara fotoğrafçılığıyla bir şeyler yapmaya çalışıyordum. O anlamda onun gücünü de hissediyorum açıkçası. Bilmiyorum tam soruna cevap oldu mu? Peki, biraz gayet uzun bir gayet cevap oldu. Ama. Son bir soru soracağım. Kurgu platformun nedir? Adobe Premiere kullanıyorum genelde. Yani onu
alışkanlığım var. Edius yine çok kullananlar var. Genelde hatta günümüzde herhalde Edius daha çok kullanılıyor. Final Cut. Ne dedin? İkinci söylediğin neydi? Edius. Edius. Ha evet, program. Doğru. Mac kullananlar işte zaten Final Cut'a daha çok yöneliyor. Temelde aslında hepsi hemen hemen aynı şeyi yapıyor. Biraz alışkanlık meselesi. Hani kurgu tarafında daha iyi olan arkadaşlar onun arasındaki nasıl diyeyim avantaj farklarını kullanabiliyor ama zaten hani mükemmel bir kurgucu olmadığım için bu anlamda benim alışkın olduğum platform Premiere biraz onun tool yapısına alıştım. Orada kendimce bir şeyler çıkartmaya çalışıyorum. Peki ben o saydıklarından bambaşka bir şey kullanıyorum. Blackmagic kamera firmasının kurgu yazılımı olan DaVinci Resolve kullanıyorum. Hı-hı. Dediğim gibi 3 aşağı 5 yukarı aynı. Biraz daha bazılarının işte bazı fonksiyonları daha güçlü olduğu söyleniyor. Ben hepsini kullanamasam da DaVinci Resolve'un renk modülü oldukça kuvvetli. Zaten yazılımda ilk başlangıç noktası renk yazılımı evet. olarak çıktığı için. Peki şimdi ben fazla gevezelik etmeyeceğim. Sözü arkadaşlara vereceğim. Ben mesajımı yazmıştım ama yanlışlıkla Cem Özorov'a göndermişim. Ortaya gönderecektim. Aynen şöyle demiştim. Sorularınızı aşağıda participant tuşuna basaraktan sağda çıkan menüde raise hand seçeneğini seçerek el kaldırarak sorabilirsiniz. Ben o elleri burada sırayla göreceğim ve söz vereceğim. Sorusu olan var mı diye soruyorum. Bu bağlamda. Kimse olmazsa ben bir şey söylemek istiyorum. Ateş başkanımız. Evet, başkanımız evet hem el kaldırdığı için hem de başkanımız olduğu için sözü Ateş hocama veriyorum. Ya niye el kaldırdığın için ver sözü bana başkanım? Ama el kaldıranlar öncelikli ama sen Cem'den önce el kaldırmasan da sözü sana veriyorum. Başkanımız olduğun için. Ben hemen kaldırdım. İddia ediyorum. Evet. Ali çok çok teşekkür ederiz bu senin için. Keşke bu Zoom'un tek altyapısı daha filmi seyretmemize uygun olsaydı da bayılıyor seyretseydik. Yani o video zevkine pek vermedi ama bilgiler burada bizim için çok önemli. O yüzden çok teşekkür ederiz sana. Ben bir durum tespiti yapmak istiyorum ve bunda senin yorumunu merak ediyorum. Şimdi teknoloji artık elimize bizim DSLR'ları ve mirrorless'leri fotoğraf yeteneği kadar video yeteneğini de geliştirerek veriyor. Ve birçok arkadaşımız, belki ben de dahil, yeni bir makineyi upgrade ederken ilk önce video özelliğine bakıyoruz. İşte ne bileyim, son seyirlerde 4K özelliği olması lazım veya diğer kattığı özelliklerle. Yani kameraların video özelliğine bakarak bir sonraki modele gidiyoruz. Ama ona paralelinde bu kadar çok video ve film üretimi olmuyor. Yani fotoğrafçılar bir türlü video üretimine ağırlık veremiyorlar. Yani GoPro olmasa piyasada bu kadar çok hareketli görüntüye de ulaşamayacağız. Bunda yorumun nedir? Nerede takılıyorlar yani? Programlarda mı zorlanıyorlar? Çekimlerde zorlanacağı sanmıyorum ama çekim sonrası yapılacak işler mi çok fazla fotoğrafa göre yoğun geliyor? Yani buradaki yorumun nedir? Neden üretime dönmüyor? Yani aslında hocam sizin de söylediğiniz gibi bence özellikle çekim sonrası aşaması en büyük bariyer. Yani benim için de kişisel olarak en büyük bariyer o çekim sonrası aşama. Bir de yani ben kendimden düşündüğüm zaman mesela bir dalış noktasına gittiğimde eğer aklımda bir hikaye yoksa elime o video kamerayı alıp video çekmek o kadar işte zor geliyor ki bana. Yani hani sevdiğim bir iş olmasına rağmen çünkü tamam işte orada bir müreni çekeyim. Eyvallah. İşte sonra bir sonraki dalışa gidiyorum. İşte başka bir şeyi çekiyorum. İşte karşıma hangi hayvan çıkarsa onu çekiyorum. Ama 4-5 dalış böyle geçtikten sonra eğer aklımda bir hikaye yoksa onu kurgulamaya odaklanmadıysam artık beni o 6. dalışta beni de video kamerayı elimden almak noktasında uzaklaştırıyor. Belki de en büyük bariyerlerden biri bu. Ama farkında değiliz. Ama gerçek bariyerde bir yandan da eğer bu işe kalkışınca bile sonrasındaki o kurgu aşamaları biraz gözde büyüyor. Halbuki bugün işte az önce bahsettiğimiz programların üstüne daha
amatör programlar da var. İşte şeyin mesela Apple'ın iMovies mi? Öyle bir program olması lazım. Siz video klipleri işte koyuyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde kesip kırpıp ve güzel bir otomatik iyileştirmelerle vesaire izlenebilir, eğlenceli bir video haline getirebiliyorsunuz aslında çok kolay bir şekilde. Belki de burada bilinçaltımızdaki bariyer, hikayemizin olmaması görünen bariyerde kurgu sonraki sürecin zorluğu olabilir. Çünkü sonraki süreçten dolayı olsa sadece, yani o kurgu aşamasından dolayı olsa sadece dalışa indiğimizde yine de video çekiyor oluruz. Bilmiyorum tabii, hani siz genel olarak ne kadar o anlamda bir dalışı videoya ediyorsunuz. Ama hani ben bile az önce söylediğim gibi aklımda bir hikaye yoksa o dalışa kamera almak benim için anlamsızlaşmaya başlıyor. Sadece şu noktaya gidiyor. Ya çok değişik bir şey görürsek onu kaçırmayayım noktasına gidiyor. Bilmem tam anlatabildim mi? Dediğim gibi yani bilinçaltında bir hikayenin hazır olmaması ama esas görünen bariyer de o sonraki süreçler olabilir. Ya bir bu şey arada... daha ilerledim. Bir şey daha sorabilir miyim? Tabii ki hocam. Sen DSLR'larla video çekmekle, video kameralarla video çekmek arasındaki farkı nasıl görüyorsun? Hangisi daha çok bu işe yatkın sence? Belki DSLR'larla bu iş biraz sahaya inmiyor diyeyim sana. Böyle yorumluyorum ben. Sen ne dersin? Olabilir. Yani şöyle, ben ilk işte o gösterdiğim kamera kasetli bir kameraydı mesela. O gün daha zordu. Çünkü bir kere en büyük problem görüntüyü aktarmaktı. Yani o kasetteki görüntüyü bilgisayara aktarmak bile çok büyük bir işlem gerektiriyordu. Ve bugün günümüzde işte o problem artık ortadan kalktı. Ama nasıl diyeyim, tam da onu söyleyecektim siz soruyu sormadan önce. Makinenin çok kuvvetli olması, çok iyi görüntüler, videolar çekiyor olması bize video çekmeyi daha cazip bir hale getirmiyor bence. DSLR'lar, yani ben açıkçası şeyle, kompakt bir kamerayla şu an video çekiyorum. Sistemi küçülttüğüm zaman daha konforlu da hissetmeye başladım kendimi. DSLR'la işte karada birkaç video çekim tecrübem olmuştu. DSLR'lar evet çok güzel videolar çıkarıyor. Çok kaliteli görüntüler elde edebiliyorsunuz. Ama belki de çekim sürecini biraz daha zorlaştırıyor olabilir, haklısınız. Yani hani bugün GoPro'yla birçok videoyu daha çok çekiyorsa insanlar, DSLR'la işte daha profesyonelleştikçe çekim aşamasında daha çok noktaya dikkat etmek gerektikçe belki o çekimden de bizi alıkoyuyor olabilir. Ama ben işte videoda hikayenin çok daha anlamlı, kuvvetli olduğuna inandığım için çok basit makinelerle çok güzel bir hikaye, bir video ortaya çıkarılabileceğini de düşünüyorum. Çünkü zaten nasıl diyeyim, bizim elimizde işte çok güzel bir DSLR olsa da hikayemiz olmayınca onu videoya dönüştürüp izlenebilir bir şey ortaya çıkartmak çok zor bir hale geliyor. Teşekkür ederim Ali. Rica ederim hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Ateş hocam. Ya Cem, sana söz vereceğim ama aramızda bir izleyicimiz var. Bengiz hocamız, Bengiz Özdereli. Eğer buradaysa, bizi duyuyorsa kendisine söz vermek istiyorum. Çünkü kendisi bu konuya uzun senelerini, onlarca yılını vermiş bir hocamız. Buradaysanız hem Ali'ye bir merhaba dersiniz, hem bizlere, hem de bize belki bir şeyler söylemek istersiniz Bengiz hocam. Buradayım, sesim de geliyor umarım. Geliyor, evet. İlgiyle izledim. Ali, tebrik ediyorum. Seneler önce tanışmıştık. Gelişmelerini de zaman zaman takip ediyordum. Gerçekten çok ileri bir yerdesin. Tebrikler. İlgi birikimine hayran oldum. Birçok birlikte çalıştığım kişiden daha başarılı. Tebrikler. Yani bunu sizden duymak çok mutlu etti açıkçası. Doğru, doğru. Yani hala ben hala öğreniyorum mesela. Söylediğin şeylerden de bir sürü şey öğrendim. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Yani biz de işte sizin videolarınıza, sizinle beraber çalışan arkadaşların videolarına bakıp aslında nasıl daha iyi yapabiliriz diye inceledim.
belki de hani gözlem de bu işin bir parçası olarak düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Hani daha çok video izledikçe ve o videoları bu gözle analiz ettikçe işte hani bu video neden başarılı olmuş? Nasıl başarılı olmuş? Bunun şeyi nedir? Sırrı nedir? İşte sahneler arası nasıl geçiş yapmış diye sürekli hem sizin videolarınızı hem işte sizle beraber çalışan işte Akın olsun. Akın bana çok yardımları olmuştur her zaman. O videoları izlediğimde aslında yani analiz yaptıkça geliştiğimi hissediyorum. Çok doğru. Çok şanslı bir dönemdesiniz. İnternet gibi korkunç bir okyanus var önümüzde. Bundan 20 sene önce bunların hiçbiri yoktu. Sadece bizim önümüzdeki iyi güzel işler yapanların ceketlerinin eteğini çekiştirerek bir şeyler öğrenmeye çalışırdık. Sizler çok şanslısınız. Her şeyi de paylaşmak da, ve işte açık kaynak bir şeyler yapıp da insanların ilgisini onlara yönlendirmekte de büyük fayda var. Bu arada Ateş için bir şey söyleyeceğim. Ateş'le aynı fikirdeyim. Nedense çok kimse hala sualtı videosuyla ilgilenmiyor. Bana kolay gelmekte, haklısınız, çok zor. Montajı, kurgusu, ortaya bir şey çıkarması çok zor. Bu GoPro olmasaydı hiç de olmayacaktı. Bu kadar şu dönemde. Keşke daha fazla ilgilenen olsa. İlgileri paylaşmak için o kadar merakla uğraşıyoruz ki. Keşke daha fazla insandan yapabilse. Çok zor değil bana göre. Bengiz, bu arada hoş geldin. Bir espriyle ben de takılacaktım sana ama Murat'tan daha önce davrandı. Seni aramızda görmekten çok mutluyuz bu akşam. Biliyorduk aramıza geleceğini. Teşekkür ederiz. İzin istedim. Uzaktan da olsa zevkle ve ilgiyle takip ediyorum zaten. Aramıza gel her zaman. İlk defa bak Ali'ye teşekkür ederiz. Ali sayesinde geldin yani. Daha önce çok iyi uğramadın buralara. Bekliyoruz seni. Sayın moderatör, herkesi kapatıp bir tek... Tamam, ben bu oturumdan sonra şöyle bir üçlü oturum başlatacağım o zaman. Sizi aramızda görmek istiyoruz Bengiz Hocam. Değerli katkılarınızın olacağına eminiz. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, katkılarınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim, çok şey öğrendim. Sağ olun. Bengiz, görüşürüz. Sevgili Cem, sözü sana vereceğim. Sen bekliyorsun epeydir. Yok, esasında başkan olmak tabii kolay değil. Başkanım söyledi benim sormak istediklerimi. Ben de bugün normal video kamerayla DSLR'lerin arasındaki, bugünkü yeni teknoloji DSLR'lerin çekimi arasındaki farkı soracaktım. Bengiz Hocam'ı da burada görmek büyük mutluluk. Onunla beraber ben bir tane projede kamera arkasında görev yaptım. Ondaki ekipman herhalde şu an en iyi DSLR kameradan çok daha kuvvetli markalar var elinde. Ama gerek Sony, Nikon, Canon bugün 4K video çekebilecek kapasitede olan modelleri var. Onun için bu denge artı videoculuğun geliştirilmesi için neler yapılabilir gibi soru soracaktım ama Ateş abi sağ olsun sordu ve bence bu akşamın gündemi de bu güzel sunumun ardından bu olmalı. Video nasıl daha ön plana çıkartırız? Videoculuğu nasıl geliştiririz? Bunun üzerinde tartışmak da keyifli olacak diye düşünüyorum. Tekrar teşekkürler Murat Hancığım. Ben teşekkür ederim. Ben de küçük bir katkıda bulunmak isterim. Naçizane burada benden bu konuları çok daha bilen üstadlarımız var ama hani fotoğraf makinesi amacıyla üretilmiş bir makinayla video çektiğinizde çok güzel şeyler çekiliyor ama birazcık hani sen yap ayarlarını, sen çek, ben onlara razıyım formatında oluyor ama sonrasında özellikle post prodüksiyonda, kurguda her şeye hakim olmak istiyorsanız o zaman o video formatlarının yani arka arkaya gelen karelerin çekim ayarlarının daha sonradan renk ya da tonal değerler açısından düzenlemeye çok da uygun olması lazım. İşte sinema kameraları
gerek uzun süreler kayıt edebilmeleri açısından, sensörlerin soğutulması açısından, gerek de kayıt formatları açısından DSLR'lara göre daha performanslı oluyorlar. Tabii ki bunlar DSLR'larla video çekilmez anlamına gelmiyor ama çok iyi video çekenler artık DSLR'lar yetmeyebiliyor onlar için. Daha üst markalara, daha üst modellere geçmek isteyebiliyorlar. Ama biz bunları anlayana kadar başlangıç videocular olarak da aslında epey bir yolumuz var. Epey bir süre sonra artık bunların bize yetmediğini düşünebiliriz. Kesinlikle başlangıçta değil. Naçizane böyle bir ekleme yapmak istedim sevgili Cem. Mehmet, söz sende, sözü sana veriyorum. El kaldırdığını gördüm. Merhaba. Murat'ım teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Herkesin bayramını ve kandilini kutluyorum ben de. Ali çok teşekkürler. İlk defa bir sualtı filmcisini konuk ediyoruz biz de. Bizim için de gerçekten Murat'ın da söylediği gibi milat oldu. Umarım devamı gelir. Sualtı fotoğrafının yanı sıra sualtı filmi konusunda da sunumlar, eğitimler olur. Bizler de aydınlanırız bu şekilde. Ben şunu söylemek istiyorum. Hani sualtı fotoğrafı mı, sualtı filmi mi dediğimiz zaman aradaki çok önemli bir fark da şu olabilir mi acaba? Eğer dalıyorsanız, fotoğraf çekmek istiyorsanız, temel fotoğraf bilginiz varsa, işte bir kompozisyon bilginiz varsa, ışık bilginiz varsa ve çektikten sonra Photoshop'ta kullanıp fotoğrafların post prodüksiyonda yapabiliyorsanız iyi bir fotoğrafçı olabilirsiniz. Hatta zamanla bu işin profesyoneli de olabilirsiniz. Ama sualtı filmi sanki tek başına yapıldığı zaman amatörlükten öteye gidemezmiş gibi geliyor bana. O yüzden de insanlar bu işe çok yaklaşmıyor olabilirler mi? Yani bunun bir pre-prodüksiyon kısmı var, prodüksiyon kısmı var, post-prodüksiyon kısmı var. Bugün dünyanın en iyi yönetmeni bile bir film çektiği zaman bunların hepsini kendisi yapmıyor. Tamam, film sonuç olarak yönetmenin filmi oluyor. Ama bu kamera arkasında ve kamera önünde çok geniş bir ekip çalışmasının sonucu olarak o prodüksiyon ortaya çıkıyor. Ali ne der bu konuda? Bengiz Hocam bu konuda bir şey söylemek ister mi? Ne dersiniz? Yani kesinlikle katılıyorum. Yani çok profesyonel bir video çıkartmak dediğiniz gibi çok zor. Yani işte tam sizin söylediğiniz gibi bir sualtı fotoğrafçısı işte NetGeo dergisine kapak olabilecek bir fotoğraf çekebilir kendini yeterince geliştirirse. Ama tek başına bir insanın işte National Geographic'te oynayacak bir belgesel videosu, sualtı belgeseli çekmesi çok zor. Yani mümkün mü bile tartışılır. Hani çok, yani çok olabilir. Rakibimiz Hollywood, rakibimiz Türk Hava Yolları derken kastettiği şey böyle bir şeydi herhalde. Aynen. Peki, öyle. Mesela biz su altında film çekmeye, gençleri teşvik etmekten bahsettin ya. Bunun için belki hani tek başına yapmak değil de bu işe hevesli insanlardan timler oluşturmak şeklinde bir yaklaşımda bulunsak daha etkili olabilir miyiz su altında film çekmeye gençleri, insanları? Kesinlikle olabilir. Bir diğer yöntem de şu olabilir. Yani mükemmeli aramak zorunda değiliz. Bugün her ne kadar aslında şimdiye kadar hep böyle video çekmek çok zor. İşte rakibimiz işte THY, Hollywood vesaire desek de bir yandan da tüketilebilir bir şey üretebiliyoruz da. Ki bugün işte o YouTube videoları örneğini vermiştim. Yani gençler artık hep YouTube'da. İşte YouTube is the new TV diye bir işte slogan var. Yani artık genç nesil televizyon izlemiyor. National Geographic kanalını da izlemiyor onlar. Onlar YouTube'daki videoları ve oradaki deneyimleri izliyor. Ve onların aradığı şey mükemmel sinematografik görüntüler olmayabiliyor. Orada sizin bu alana yönlenirseniz, yani ben biraz daha burada işte deneyim paylaşacağım. İnsanları bu anlamda bir izleyici kitlesi yakalayacağım gibi bir hedefe koşarsanız aslında başarıya ulaşmak mümkün. Yani orada amatörlüğü işte o alanda geçmek mümkün. Ki günümüzde gençler şeye çok eğilimli. Yani bu video üretim konusuna özellikle yine YouTube'da. Hani burada ürettikleri videolarda işte film değil. Bunlar birer YouTube videosu. Yani başarılı bir YouTube videosu üretebiliriz ama diyorum yani bir yandan da. Belki böyle çekilebilir.
birinci yöntem. Ve şey yöntemi tabii çok, o da güzel olur bence. Böyle güzel bir ekip kurma, işte birileri hikaye yazacak. Hatta yani hikaye dediğin şeyi yazmak bile birkaç kişi daha güzel oluyor belki de tek başına yapmakta. Peki senin böyle çalışmaların var mı Ali, veya düşünüyor musun bu şekilde bir team şeklinde böyle bir şey yapmayı? Ya açıkçası yani tamamen hep böyle hayalimde olan bir konu var. O da şu, son yıllardaki gözlemimden kaynaklanıyor bu da. Sualtı görüntülemeye olan ilginin biraz azaldığı gibi bir hissiyat var bende. Mesela yarışmalara vesaire de baktığımız zaman gittikçe katılımcılar azalıyor. Ve çok yeni isimler, genç isimler orada görememeye noktasındayız. Burada üniversite öğrencisi, üniversite kulüpleri kitlesi bence çok güzel çekilebilir bir kitle ve yarışma bu altın palet olmak zorunda değil. Yani bambaşka bir yarışma bile düzenlenebilir bu kapsamda. Genç kitleyi çok motive edebilecek. Çünkü işin ucunda bir ödül var. Ve bu ödül içsel motivasyon bir ödül. Yani bir para ödülü değil. Para ödülü işte biraz daha dışsal motivasyon. Orada birine 1000 lira çekici gelirken öbür öğrenciye 5000 lira, 100 bin lira çekici gelir. Yani hani herkes aynı para. Ama o içsel motivasyonu verebileceğimiz ödülü olan bir yarışma kurgulanırsa ve bu alanda üniversite öğrencisi işte yani genç kitleye daha ucuz ekipmanlarla nasıl video çekebilirimin yolunda bir proje yapılırsa ben şeyi etkisi olacağına inanıyorum. Çünkü bugün bir sualtı üniversite kulübündeki bir öğrenci işte dalışa gitmekte zorlanırken video fotoğraf çekmek aklına gelmemesi çok normal. Hele ki günümüz işte euro dolar kuruyla, artan ekipman maliyetleriyle direkt kafasında bir bariyer oluşuyor. Ama halbuki gerçekten çok ucuza belli ekipmanlar elde edip bir içerik üretir noktaya getirebiliriz hani bu insanları. Ve videonun şöyle bir gücü de var. Gerçekten ortaya bir ürün ortaya koymuş oluyorsunuz. Çok güzel tüketilebilir bir ürün. Ve bunu işte günümüz internet dünyasında Bengiz Hoca'nın bahsettiği gibi hem ciddi bir bilgi birikimi, yani çok hızlı bir şekilde kendinizi ilerletebiliyorsunuz, hem de çok fazla insana birden ulaşabiliyorsunuz. O anlamda da bir içsel motivasyonu var video üretimi. Bu tarz noktalardan gençler yakalanabilir, çekilebilir. Böyle bir proje yapılırsa ben yani sualtı görüntülemeyi video kurtaracaktır diye düşünüyorum. Öyle özetleyebilirim hatta. Çok teşekkürler Reis'im, sağ ol. Çok teşekkür ederiz sevgili Mehmet. Sorularımız birikiyor. 1,5 saati de devirdik. Sevgili İlknur Gencer'e vereceğim şimdi sözü. Buyurun. Mikrofonunuzu açayım mı? Tamam, buyurun. Bugün 36 yaşında gösteriyormuş vücudum. O kadarmış. O yüzden bayramımı kutlayınız lütfen. 19 Mayıs. Kendiniz kutlu olsun. Ateş Hocam'ın sesi gelmiyor. Onu söylemek istedim. Çok beğendim. Çok farklı bir sunum izledim. Çok sunum izliyorum. Senaryo olması, arada espriler olması, reklam bile vardı. Farklı bir sürükleyicilik, böyle bir tatlılık vardı. Değişik geldi. Ben de bir film yönetmeni annesiyim. Daha bir şey yönetemedi henüz ama askerlik bitti, korona bilmem ne derken. Çok beğendim. Harika bence. Bilmiyorum, emeğine sağlık. Çok güzeldi. Söyleyebileceğim bu kadar. Ateş Hoca'nın sesini duyamıyorum. Burada el sallamayı da öğrenmişim galiba. Kendi parçalamam gerekmiyor artık. Onu da fark ettim. Teşekkür ediyorum. Ekran Hanım, duyuyor musunuz sesimi şimdi? Ekran Hanım? Ses duyuyorum ama kim konuşuyor onu anlayamıyorum. Tamam. Ateş Hoca'mız konuşuyor. Yok, çok az geliyor. Peki. Murat Hanım nasıl? Az mı geliyor? Biz, geliyor? Yo, senin sesin biz hep en baştan beri. Peki benim sesim nasıl geliyor İknur Hanım? Yine az mı? İyi geliyor. Allah Allah. Ateş Hoca'nın sesi bize gayet iyi geliyor. Cem Hoca'nın sesini de anlıyorum ne söylediğini ama o da çok az geliyor. Belki. Bende şöyle bir yaka mikrofonu var da yakında. Belki o yüzden
biraz güçlü geliyor olabilir benim sesim ama Ateş Hocam'ın sesi de fena gelmiyor yani. Ben gayet rahat duyuyorum. Sizin ses açma gibi bir şeyiniz var mı acaba? Kısık olabilir mi? Son ayarda hepinizi çok iyi duyabiliyorum. Peki, tamam. Ateş Hocam'a söylemek istediğiniz bir şey var mı? Benim mi? Evet, evet. Özledik. Önce onu söyleyeyim. Herkesi çok özledim. Ve biraz daha yüksek sesle konuşursa sevinirim. Benim için soruları çok kıymetli. Çok öğretici oluyor çünkü. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ekran, bu arada geçmiş olsun. Konumuzda bir şey mi var? Bir askı var gibiydi. Evet. Bugün biraz çok sıcak, çok sıkıldım. Kalan parçaları çıkarttım. Kürek koruyucum var şu anda sadece. Ufak tefek işte bir düşmüştüm ben, hatırlarsınız fotoğraf çekildiğim için. Orada bir kırık olmuş, fark edilmemiş. Aradan da birkaç ay geçince böyle biraz sıkıntı yarattı. Korona bitince umuyorum düzelecek. Olmadı değiştiririz. Veya ayırırız oradan onu. Yani yine dalarız. Orada sıkıntı yok. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Bu arada. Geçmiş olsun. Teşekkürler sorunuz için. Erhan sana vereceğim ama sen mi önce istemişsin, Rıza mı bilmiyorum. Ben en iyisi Rıza Birkan'a veriyorum. Ha? Akrabalık önceliktir abi. Tamam peki. Rıza söz sende, sonra da Erhan'a vereceğim. Ferhan'dan önce çünkü Erhan'ın el istediği, izin istediğini biliyorum ama Rıza ile ilgili tereddütüm oldu. Rıza buyur, söz sende. Sevgili dostlar, hepinize iyi akşamlar. Bayramınızı kutluyorum. Kandilinizi tebrik ediyorum. Sevgili Ali, sana da çok çok teşekkür ederim. Keyifli sunumun için aynı zamanda eğitici, öğretici tarafı da vardı. Ben kendi adıma çok çok keyif aldım. Şimdi soracağım soruyu aslında bu sohbetler içinde ben kısmen cevabını aldım. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Hani üniversite öğrencilerinin dalış ekipmanlarına ulaşmadaki zorlukları, euro kuru, dolar kurundan filan bahsettin. Yani ben 28 sene önce gidiyordum Ateş abiye. Veresiye veriyordu sağ olsun. Yine Ateş abiye adres olarak gösterebilirsin. Ondan sonra rahatlıkla şey yapacaktır yani, destekleyecektir. Bende işe yaramıştı. Diğer yeni nesilde de işe yarar belki. Evet, bu tabii ki bir espri. Şimdi, çok sevindim espri olduğu. Ben belki oradan yol yapardım yine kendime de onun için. Şimdi Ali, sen uzun zamandır spor kulübünüz, Karadeniz Dalgıçları Spor Kulübü adına yarışıyorsun. Bu arada ben kaptanımız Cem Özerol'a da çok çok teşekkür ediyorum. Yani büyük şehirlere 1200-1300 kilometre uzaklıkta bir ilimize defalarca şampiyonluklar getirdiniz. Sorulardan bir tanesi böyle en heyecanlı olan yarışmana ait bir anın var mıydı? Bunu soracaktım. İki, sualtı videoculuğunu gençler arasında nasıl yaygınlaştırılır? Nasıl daha çok genç kitlelere ulaşırız? Bunu soracaktım ki Mehmet'le olan şeyde, diyaloğunuzda kısmen bunun cevabı geldi. Onun için ben yarışmalara ilişkin böyle keyifli, heyecanlı bir anınızı öğrenmek isterim. Teşekkür ederim hepinize. Ben teşekkür ederim. Yani şey, yarışmalar benim gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla videocular arasında fotoğrafçılar kadar yüksek rekabette geçmiyor. O anlamda yarışmalar her zaman bizim için çok hem bir paylaşım noktası, hem de eğlence, hem de tabii bir işin ucunda ödül olunca çok ciddi bir gelişim noktası da oluyor. Hani o ödüle koşarken. Bu anlamda sorunun cevabı belki de ilk yarışmada, daha doğrusu ilk aldığım ödül olabilir. O gerçekten beni çok heyecanlandırmıştı. Çünkü ilk kez bir videom böyle geniş kitlelere, büyük bir perdede, işte herhalde 100-200 kişi vardı karşısında izletilmişti. Yani o anda gerçekten böyle hani dizlerimin bağı çözülmüştü. Hani ne yaptım benle, mükemmel bir duygu arasında gidip geliyordu. Ama hani yarışma sırasında, o dalışlar sırasında biz hep şey olarak gördük. Yani o ilk yarışmaya katıldığımız motivasyonla hep aynı motivasyonla gittik aslında. Yani en kötü bedava dalış yapar döneriz. 4 tane dalış yapar döneriz
kafasıyla yarışmaya devam ettikçe işin sonunda mutlu olmadığımız ürünler çıktığında bile bir şekilde eve mutlu dönmüş olduk. Ne zaman şeyde bir yılını şimdi hatırlamıyorum da hatta hatırlıyorum pardon 2013'te tam gezi olaylarının olduğu sene bir video çekmiştim Bodrum'da. O videoyu çekerken şeyde çok zorlanmıştım. Yani konuyu işlemekte çok zorlanmıştım. Hayvan hayvanat da bulamıyordum. Konuyu doldurmakta da çok zorlanmıştım. Video bu arada kitap yasaklanmalarıyla falan alakalı bir videoydu. Yani o video ne olacak, nasıl olacak? Gösterilse bir dert, gösterilmese başka bir dert. Yani gösterilmesini de istemiyorum. Hani öyle bir ürün çıktı ortaya. Ama bir yandan da tabii ki de hani o ödülü alma gibi bir motivasyon da var. Sonra işte ilk 5 video açıklandı. İşte yavaş yavaş gösteriliyor. Baktım ki ilk 5 içinde değil yani video. Ya dedim hani o kadar da kötü değildi sanki falan ama bir yandan hem üzülüyorum hem seviniyorum. Sonra öğrendim ki işte şey video diskalifiye edilmiş. İçinde siyasi mesaj içerdiği için. Halbuki yani o günün siyasi koşullarıyla hiçbir alakası olmayan bir videoydu ama tabii hassas bir dönemdi. Dedim şey hani yasaklı bir videom bile olmuş oldu. O anlamda o yarışmanın değişik bir anısı kaldı bende. Yani hiç bu kadar apolitik bir şekilde yaklaşıp hani 80 dönemin muamelesine maruz kalmadım değil. O anlamda değişik bir deneyim olmuştu benim için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Rıza sorun için. Peki şimdi sıra geliyor Erhan'a. Erhan söz sende. Merhabalar, iyi akşamlar. Ali'ye hoş geldin. Hepimize iyi bayramlar, iyi kandiller diliyorum. Benim sorum çok basit bir soru aslında. Öncesinde ben hani çok mini bir şey anlatacağım. Sonra soruya geleceğim ve bağlantılı. Mesela ben ilk video, yani tabii ki senin çapında değil ama kendi çapımda çekmeye çalışıyorum. Mesela ben dalışta frog kick kullanmayı severim. Normal palet çok vuramam. Böyle bir alışkanlığım var. Fotoğraf için de ben bugüne kadar hiçbir zorluğunu yaşamadım ama video çekmeye başladığımda baktım ki frog kick olmuyor. Kamera sallanıyor. Bunu birkaç tane videoyu kendi kendime dalıştan sonra seyrettikten sonra fark ettim. Ya dedim ki demek ki ben frog kick kullanmamalıyım. Frog kick fotoğrafta olabilir ama videoda olmuyor. Bunun dışında bir buradan şuraya gelmek istiyorum. Ekstra kullandığın bir aparat var mı? Mesela karada bir tripod kullanırsın. Sabit bir konu belirlemişsindir. O sabit konuyu kullanırken body'ni veya burada soruyu şuraya da yöneltelim. Model olmadığını düşünürsek su altı fotoğrafçılığında body tabii ki önemlidir ama çok fazla fonksiyon olmaz. Seni kontrol eder, derinliği kontrol eder, işte hava kontrol edebilir. Sen bazen kaçırıyor olabilirsin fotoğrafçı olarak. Fakat video çekiminde film çekerken body'nin önemi bir tık daha artıyor mu? Bir de ikinci soru olarak paralel bir soru. Ekstra ekipmanlar, herhangi bir işte dengeleyici unsur sağlayan bir şeyler kullanıyor musun? Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de gerçekten yine değinmemiz gereken bir konu belki de. Önce şu ekipmanla başlayayım. Şeyi ben de video çektikçe fark ettim. Çok fazla titriyor. Gerçekten çok fazla kamera hareketi yapıyorum. Ve bunu önce bilinçli olarak mümkün olduğunca sabit tutmaya, hani ona çok kafamı vererek, ona çok odaklanarak yapmaya çalıştım ama yine de bir yerde hep fazla hareketli bir görüntü ortaya çıkıyor. Açıkçası ben de frog kick kullanırım ama hiç ondan dolayı olacağını düşünmedim, denemedim. Onu bir deneyeyim. Benim bulduğum yöntem bir iki böyle trik var. Bir tanesi videoyu yavaşlatmak. Yani böyle biraz daha 60 FPS'de çekip işte %50'ye kadar falan yavaşlattığınız zaman aslında o titreme hareketleri azalıyor. Bir de yine kurgu programlarında bu titreme hareketlerini tolere eden nasıl diyeyim şeyler var. Böyle hazır ayarlar var. Onları üzerine eklediğiniz zaman cidden şey çok değişiyor. O videodaki hareketlilik çok değişiyor.
bildiğim kadarıyla belli ekipmanlar var ama ben hiç hani şu anda öyle bir ekipman kullanmıyorum. Benim şu anki kameram da kompakt bir kamera olduğu için biraz daha bir önceki housing'im daha büyüktü. O mesela biraz daha şeydi. Daha az sallanıyordu. Ama bugün için bulduğum iki çözüm bu. Üç çözüm. Bir, çok odaklanıyorum. Şey yapmamak için. Titretmemek için. Bu arada tabii kameraların da işte şey özellikleri var. Titreşim alma özellikleri. Hani işte ona hep açık tutuyorum vesaire. İki, videoyu biraz yavaşlatıyorum kurguda. Bir de o şeyi kullanıyorum. Şu an şeyin adını hatırlamıyorum ama Google'dan falan bakınca direkt çıkıyor zaten. Hazır böyle ayarlar var. Onları atınca gerçekten farklı bir hale geliyor. Biraz kadrajdan kırpabiliyor bazen ne kadar salladığınıza bağlı olarak. Ama daha izlenebilir. İzlerken izleyicinin midesinin bulanmadığı bir görüntü ortaya çıkıyor. Body ile ilgili soru, o da çok güzel bir soru. Çünkü şöyle, ben yıllardır hep aynı body ile dalıyorum. Eşim Ayşegül ile dalıyorum. İşte evlenmeden önce, evlendikten sonra da. Özellikle video çekimlerinde. Çünkü bir oyun sergilemesini bekliyorsunuz bazı noktalarda. İşte gösterdiğim videolarda da işte ne kadar izleyebildiğinizi bilmiyorum ama orada da bir oyunculuk sergilemesi gerekiyor. Çok ufak da olsa bazı oyunculukları sergilemesi gerekiyor. Bunu yukarıda konuşuyorsun ama suyun altında bazen işte ya işte şunu biraz daha şöyle yap demen gerekiyor ve bunu demek çok zor. Bunu dediğin zaman body'nin seni çok iyi anlıyor olması lazım. Onun da işte biraz daha o kurgu süreçlerine katılması lazım. Kurgu süreçlerine katıldıkça o da neyi kovaladığını daha iyi anlıyor ve bir sonraki dalışta senin de ne demek istediğini daha iyi anlıyor. Ve şey çok fark ediyor, yani farklı bir body ile dalacağım zaman mümkün olduğu kadar body kullanmayacağım bir hikaye ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Yani veya çok işte gene video film çeken kişinin body'siyle fotoğrafçının body'si arasında çok ciddi bir fark var. Bence yani hocanın videoyu iyi biliyor olmalı, kurguyu iyi biliyor olmalı. Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani o anlamda hani tabii fotoğrafçının body'si ne kadar şeydir, tam ben onu tartabilecek şey değilim. Tecrübede değilim fotoğraf anlamında ama video tarafında gerçekten body'nin sizin bir hareketinizden işte hani işte biraz daha yavaş gel. Çünkü orada bir akış var, bir hareket var. İşte daha yavaş gel, daha aşağıdan veya işte şu hareketi şöyle tekrarla, bunu böyle yap. Oradaki o hareket devamlılığı konusunu yakalamaya çalıştığınızı body'nin de anlaması lazım ki o da ona göre bir şey versin. İşte body'nin de bu konudaki tecrübesi işinizi çok kolaylaştırıyor. Eğer dediğim gibi eğer çok aşina olmayan bir body ile dalıyorsam da mümkün olduğunca o hikayede body kullanmamaya çalışıyorum. Mümkünse diğer fotoğrafçıları, videocuları falan çekiyorum. Hikayeyi öyle kurgulamaya çalışıyorum. O bile daha şey oluyor. Onlardan model release de alman gerekebilir Ali. Evet. Aynen. Öyle bir konu var. Bir iki öyle şikayet geldi. Şaşırdım yani ama evet, haklılar da bir yandan. Peki. Marmara yarışması olmuştu da. Evet. Lafını böldüm. Marmara yarışmalarını bilenler bilir. Bir gün oluyordu ve iki dalış oluyordu. Ve o iki dalışla video çıkartmak daha da zor. Yani zaten nispeten bulanık bir su. Evet, çok yine canlılık noktasında aslında bir şeyler veriyordu ama bu iki dalışla bir hikaye kurgulamak çok daha zor geliyordu. Orada böyle yine şey yapmıştım. Diğer bütün sualtı fotoğrafçılarını çekerek bir hikaye kurgulamıştım. Bu yönteme biraz başvuruyorum galiba. Süper, harika. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Erhan. Şimdi sözü Ferhan'a vereceğim. Ferhan, söz sende. Teşekkürler. Merhabalar. Ali, çok güzel bir sunumdu. Çok eğitici ve bilgi dolu bir sunumdu. Hem de tecrübelerini paylaşman çok önemliydi. Altın paletle birçok kez görüyoruz seni. O mücadelenin içinde neredeyse başınızı kaşıyamadığınızı görüyorum. Yani direkt gözlemliyoruz. Evet, body'ler sualtı fotoğrafçıları için de hayati önemli ama
video olunca tabii daha çok sizi tanımaları, anlamaları çok önemli. O yüzden sürekli aynı body ile dalış yapıyor olmak çok çok önemli sizler için de, fotoğrafçılar için de. Biz bir fotoğrafı çektikten sonra günün sonunda bir saat belki oturup fotoğraflarımızı değerlendirdikten sonra gidiyoruz, yemeğimizi yiyoruz, oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Ama ben videocu arkadaşları ve seni gözlemlediğimde bütün cumartesi akşamı, pazar akşamı, cuma akşamı sürekli olarak bir o videoyu toparlamak, videoyu kurguyu oluşturmakla bütün gününüzü geçiriyorsunuz. Hatta son gün biz fotoğrafları teslim ettikten sonra sabaha kadar da size süre veriliyor hatırladığım kadarıyla. Evet. Sabaha kadar da önce videoyu tamamen toparlıyorsunuz, renderlayıp ondan sonra son halini yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Aynı zamanda şurada şunu kullandım, burada bunu kullandım. Oldukça meşakkatli, uzun bir süreç. Merak ettiğim bu oluşturacağınız hikayeyi, kurguyu daha öncesinde nasıl oluşturuyorsunuz? Kafanıza bir fikir geliyor, hadi şunu yapalım, hedef olarak bunu belirleyelim. Ki çok öncesinde bu hedefi koyman gerek ki bir gün önce de çalışabil, o gün de çalış. Hani sadece topladığın materyaller değil, onu nasıl kurgulayacağın da çünkü önemli. Evet, kesinlikle. Yani şöyle, eğer bir yarışmaya veya işte herhangi bir videoya önceden evde işte bir hazırlık süreci geçirmeden gidersem o artık yani böyle çekilemez bir video haline geliyor zaten. Ama önceden bütün şablonu oturtunca zaten gideceğiniz yerde karşılaşacağınız tahmini, işte ortamı, canlıları biliyorsunuz. İşte Marmara örneği verdim. Yani Marmara'da çok fazla şansım olmayacağını biliyorum. Yani iki dalış 90'lar dakikadan ne kadar görüntü yakalayıp yakalayamayacağını bildiğin zaman işte ona göre bir hikaye kurguluyorsun. İşte Kaş'ta işte atıyorum hani küçük canlıları bulmak daha zor, demek ki o zaman ona göre bir hikaye kurgulayayım vesaire diyorsun. Hikayeyi, metni önceden kurgulayıp gittiğim noktada benim o yarışma süresindeki kurgu aşamasını çok kolaylaştırıyor. Yani daha kolaylaştırıyor, öyle diyeyim. Ama günün sonunda ne kadar hazır olsanız da bazen özellikle yarışmalar için çektiğiniz şeyler de hikayeye yön vermek zorunda kalabiliyor. Hikaye değişiyor yani. Yani temelde değişmese de belki yani o mesaj vermek istediğiniz mesaj, giriş ve sonuç değişmese de o gelişme bölümü bazen değişebiliyor. O gerçekten komik durumlara çıkabiliyor. Nasıl diyeyim? Bazen o kadar kötü geliyor ki görüntüleriniz size. 3 dakika çıkaramayacağım herhalde falan diyorsunuz. Orada işte onu nasıl bağlarım? Bir de işte hani renderle ilgili onun stresi gerçekten bitmiyor. Video bitse bile bir daha izliyorsun. Bu sefer bir yerine takılıyorsun. Dur hadi orayı bir daha yapayım. Bir daha render alayım. O teslim süresinin son 10 dakika kalana kadar bir şeyleri daha iyileştirmeye çalışıyorsun. Burada tabii bilgisayarınızın kuvvetli olmasının büyük faydası oluyor. Eğer hızlı render alan bir bilgisayarınız varsa o süreç sizin için daha kolay oluyor. Aynı şekilde o süreçte işte body'nizin, takım arkadaşlarınızın size desteği de çok etkiliyor. Çok yine işinizi kolaylaştırıyor. Çünkü bir kere şöyle bir iş var. Şimdi birincisi hikayeniz var. İkincisi çekmeye çalıştığınız görüntüler var. Üçüncüsü çektiğiniz ara dolgu görüntüler diyeyim. İşte onlar var. Bunların her birini tek tek izleyip, işte hatırlayıp, oradaki şeyleri not alıp, dakikaları, saniyeleri, süreleri, şunu şurada, bunu burada kullanacağım deyip, yani o daha kurgu programına videoları atmadan zaten bir 4-5 saatlik belki de bir süreç geçiyor yani onları izlemek vesaire. O anlamda yani stresi gerçekten şey yapıyor, böyle sık yoruyor yani bazen. Hatta her yarışmada şey oluyor, bizim diğer videocu arkadaşlarla, ya seneye fotoğraf çekeceğim, vereceğim,
fotoğraftan katılacağım. Yeter i̇şte videocular bu yüzden azalıyor. Görüyoruz. Aynen, aynen olabilir. Yani çünkü orada ama video çekmek son derece zevkli. Bence sonuna kadar devam etmek. Evet. Hatta yani, yeri geldiğinde ben de biraz çekeyim istiyorum. Biraz da Sony'ye geçmiş olmamla beraber videoyla ilgili de bayağı bir çekim yapabilir güce ulaştım su altında. Ama tabii biraz daha şey yapmak gerek, emek vermek gerek onun için. Ya işte özellikle o kurgu aşamasında insan bir yerde hep mükemmeli arama noktasına gidiyor. Yani belki biraz ondan kendini çekmek gerekiyor. Yani ben de biraz ona uğraşıyorum bazen. Hani mükemmeli aramaktan daha çok iyi bir ürün ortaya çıkarttığınız zaman, çünkü gerçekten o çıkan ürün de bir o kadar da tatmin ediyor insanı. İnsanların işte izlediği zaman verdikleri tepkileri görmek vesaire, o bütün stresi de unutturuyor. İşte ertesi gün şöyle rahatlamış bir şekilde o şeyi verdikten sonra, videoyu teslim ettikten sonra ne olacaksa olsun falan moduna giriyor insan yani. O anlamda enteresan bir süreç. Ama çok güzel süreçler. Evet, evet, kesinlikle. Çok teşekkür ederiz Ferhan. Anlamlı katılımın için sağ olasın. Şimdi artık 2 saati de dolduracağız neredeyse. Genelde 2 saatte bırakıyoruz. Çok nadiren 2 saati geçtik. Ama sorular geldikçe de, siz de burada kalmak istedikçe de tabii gelen soruları alıyoruz. Şimdi sevgili Necdet Altan'a sözü vereceğim. Kendisiyle Nikon'da yaptığım seminerlerde tanışmıştık. Daha sonra online seminerlere taşındı bu sohbet, muhabbetimiz. Ondan sonra Sufod'u tanıdı. Muhtemelen benim aracılığımdan. Bir baktık Sufod sunumlarında da yakında. Eğer şu ana kadar dalmadıysan önce seni dalgıç, sonra da Sufod üyesi yaparız artık Necdet. Ne diyorsun? Sesim şu an açıldı. Geliyor, evet. Selamlar diliyorum öncelikle. Bir de bu anlamlı günü herkesin her açıdan kutluyorum kısaca. Evet, dün akşam eşimle konuşurken eşim şey dedi. Aslında kulağa çok hoş geliyor su altı fotoğrafçılığı. Dedim ki ama bunun birçok gereklilikleri ve yeterlilikleri olması lazım. Hazır mısın böyle bir şey diye esprileştik kendi aramızda. Hakikaten hocam sizle beraber başka bir dünyaya doğru çekiliyorum ben şu an. Ve bundan da çok mutluyum açıkçası. Teşekkür ederim, sağ olun. Ali'cim hem içerik anlamda hem görsel anlamda çok güzel bir sunumdu. Eline gönlüne sağlık. Ben 2 soru soracağım. Kısa kısa, çok fazla uzatmadan. Önce bebek nasıl demek istiyorum. Çünkü ben yanlış hatırlamıyorsam sen bir önceki sunumda yeni baba olmuştun. Evet, evet, kesinlikle. Nasıl hatırlıyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Bebek iyi şu an. Büyüyor. 1 aylık oldu. Yetişiyor. Allah analı babalı büyütsün. Teşekkür ederim. Bir de ben kısaca bir şey, bir anı sormak istiyorum. Hani hepimiz yaptığımız işle ilgili... bu o işi yaptığınıza dair çok mutlu olduğumuz anlar vardır. Yani mesela sen de sudan çıktığında böyle içinin dolu dolu olduğu bir an ya da bir anın var mı aklına gelen? Olursa sevinirim. Teşekkürler. Yani çok teşekkür ediyorum. Özellikle şu son gösterdiğim videoda, işte o body'lerin çektiği çile, sualtı fotoğrafçıların çektiği, işte yaşadıklarını çekme. O beni çok şey yapmıştı. Böyle dolu dolu hissettirme dediğiniz noktada o video, nasıl diyeyim, içime sinen bir video olduğunu hissetmiştim. Yani hiçbir zaman bizim sudan çıktığımızda şöyle bir şey olmuyor. Ya da benim olmuyor en azından. Oh ya, çok güzel oldu falan. Çünkü daha iş hani kurgu tarafında ya. Orada çok büyük çuvallama ihtimali hala var. O yüzden hani hiçbir zaman böyle şey olmadı. Mükemmel o, hani içimin rahat olduğu bir an olmadı. Ama nasıl diyeyim, ben hani iş olarak da işte bir TV pazarlama profesyonel olarak da öyle bir iş yapıyorum. Orada da oradaki, nasıl diyeyim, deneyimlerimden de öğrendiğim, siz mükemmel bir ürün yapmamış olsanız bile pazarlanabilir ve satılabilir bir hale getirebiliyorsunuz onu. Özellikle işte hedef kitleye uygun olduğu zaman, yani hedef kitleye hitap edebiliyorsanız. Bu anlamda yine işte şu son çektiğim, o ne zamandı? Bu seneki değil, ondan önce
seneki yani 2018'deki yarışmada çektiğim videoda onun çalışacağını dalıştan çıktığımda hissetmiştim diyebilirim. Yani onun karşılık alacağını hissetmiştim. Herhalde odur yine. İlk aklıma gelen o oldu. Teşekkür ederim. Zordur böyle sorular. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Necdet. Aramızda sana dalışı öğretecek hocalarımız da var. Burada TSSF'den hocalarımız. O yüzden düşünürsen bu konuyu ayrıca konuşuruz. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Aklıma girmeye başladı. Düşünmemem mümkün değil şu an. Öyle söyleyebilirim. Peki artık aslında yani ekipmanlar açısından baktığımızda başlangıç seviyesinde sadece cep telefonlarımız yetiyor. Hem fotoğraf için hem de video için de. Yani bunları su altına sokmak da kolay. Çünkü aslında 30-40 sene öncesinin alet edevatına baktığınızda bugünkü akıllı telefonlarımızın yetenekleri çok daha fazla. O yüzden aksam değil şu anda yani zayıf halkımız. Ali'nin de çokça değindiği işte planlama aşaması, senaryo aşaması, sonra çekim aşaması, artık cep telefonuyla çekilen filmler, kısa filmler, orta uzunlukta filmler olmaya başladı. Ondan sonra da ve o kadar çok yüksek dinamik aralıkla çekilebiliyor ki sonradan kurgunuzu da çok güzel yapabiliyorsunuz. Hani dolayısıyla benim fotoğraf makinem yok, sinema kameram yok. Hani ben bunu yapamam günün bir şeyi değil, argümanı değil. O yüzden öyle bir şey düşünürsen belki ilk dalışlarımızda bize de eşlik edersin. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Var olun. Yine iki saati açtık. Ben sözü sevgili Ali'ye teşekkür ettikten sonra Ateş Hocam'a vermek istiyorum. Ateş Hocam bir şeyler söylemek isterse diye. Sonra da Ali'ye söz vererek tekrardan oturumu kapatacağım. Teşekkür ederim. Peki Ali, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir geceydi. Bu sohbet kısmı çok değerli bizim için. İşin zevkini o zaman anlıyoruz. Hem birbirimize daha iyi diyalogumuz oluyor hem de bilgi akışı burada çok güzel oluyor. Ayrıca teşekkür ederiz. Bu arada bu akşam Bengiz'in burada olması da hepimizi çok mutlu etti. O da biliyorsun senin alanında o ülkemizin duayen bir ismi. Onu da inşallah bir sunumda aramızda görürüz. Sen zaten hep aramızdasın. Fotoğraf sunumlarına da katılıyorsun. Onu da görüyorum. Bizden ayrı durmuyorsun yani. Fotoğraflar videoları ayıramıyoruz aslında. Ortak noktamız sualdı. Çok teşekkür ederiz. Sözü Murat Han'a bırakayım. Bir de o da anonslarını yapsın önümüzdeki günlerdeki aktivitelerimiz için. Tekrar teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ali'cim sana döneceğim şimdi. Ateş Hocam'ın söylediğinden yola çıkaraktan sevgili Bengül Hocam önümüzdeki günlerde size bir dönüş yapalım mı o zaman? Kıymetli bir sunum organize edelim mi? Demin Ali bir şey söyledi. Bu işin kurgusu çok zor diye. Bakın ne yapıyorum şu anda. Süper, harikasınız. Hocam merak ettim, siz hangi editörü kullanıyorsunuz? Ben Edius kullanıyorum. Süper, harika. Yani bilgisayar Mac'ti ama Mac'teki Windows üzerinde Edius'u kullanıyorum. Çünkü Windows'ta kullandığım bir başka programım var. Edius benim için daha kolay. Tamam, süper. Bir sonraki toplantılarınızdan bir tanesinde tabii ki seve seve birlikte olurum. Ateş'in de izni olursa sevinerek burada olmaktan çok mutlu oldum. Çok teşekkürler. Önce Ali'ye sonra Murat Sandı'ya ve sevgili Ateş ve diğer tüm arkadaşlara iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun Bengiz Hocam. Ali'cim söz sende o zaman. Bu Gençlik Bayramı'nda sözü sana vermek istedik. O detayı belki atlamış olabiliriz. Aslında yani hani belki bizim aramızda gençsin. O kadar da genç bir arkadaşımız değilsin ama bizlere göre gençsin. En azından senin oldukça küçük hallerini bilecek kadar yani gençsin. Ya da biz sana göre yaş almış durumdayız. Sen söyle birkaç söz, ondan sonra da kapatalım. İki saati de geçtik. Öncelikle katılımın için, geldiğin, kırmadığın için sağ ol. Sözü sana veriyorum. Sonra da kapatacağız. Teşekkür ederim. Ya ben de çok teşekkür ederim. Yani bana böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Gerçekten benim için çok güzel, keyifli bir deneyim oldu. Anladığım kadarıyla da karşılığı da size de güzel bir sunum yapabildim gibi anlıyorum. O yaptın. Anlamda beni çok, çok güzel. Hani mutlu etti. Söylediğin gibi Murat Han abi hani şey... temelde çok genç olmasam da
biraz daha belki de bugünle beraber, bugünle vermek isteyeceğim mesaj, daha gençleri aramızda görmek için projeler üretmek gerekiyor galiba hep beraber. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Ali, öncelikle sana sevgili dernek üye, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımı, başkanımı, Bengiz Hocam size. Teşekkür ederim bütün katılımcılara, bizi dinlediğiniz için sağ olun, var olun. Sağlıcakla kalın diyoruz. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.